Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi 2023 biyoloji LBTE çıkmış sorularına bakacağım. Daha sonra fen bilimleri sorularını da çözeceğim. E, farklı bir videoda tabii ki. Öncelikle videoya başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorum hani bu video bayağı gecikti. Bildiğiniz üzere hani e, çok müsait olamadım. Evime yerleştirdim. Her şeyi hazırladım. Hazır müsait bir durum bulmuşken de videomu çekeyim dedim. Ee, bu şekilde sizinle bugün 2023 biyoloji sorularını çözeceğiz, çıkmış sorularını. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, ne zaman çalışmaya başlamalıyız gibi düşünceleriniz var biliyorum. Hatta e, ben bugün bunu ayın kaçı 12'si galiba. Ben bugün 12 Eylül'de bunu çekiyorum. Normalde 12 gündür başlamış olmanız gerekmekteydi. Ama henüz başlamadıysanız lütfen çok geciktirmeyin dediğim gibi sıralaması 200 ile 400 arasında olanlar sadece e, hani günde işte bir deneme şeklinde çözebilir. Mesela birinci gün genel kültür genel yetenek denemesi, ikinci gün eğitim bilimleri denemesi, üçüncü gün alan denemesi çözebilir. Unutmamak adına bilgilerin körelmemesi adına. İlk 200'de olanlar şimdilik beklesinler. İlk 200'de olanlar bu Ekim'in sonunda sanırım işte şeyler belli olacakmış. Kontenjanlar falan belli olacakmış. O zamana göre karar verirsiniz, başlarsınız. Bir aylık bir süre var arkadaşlar, bir, bir buçuk aylık bir süre. O zamana kadar beklemenizi e, tavsiye ediyorum. Ama 200-400 arası kişiler mutlaka çözme başlasınlar. Bir 30 bin lafı geçiyor ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Eğer 30 bin kişi alırlarsa büyük ihtimal biyolojiden 300 kişi alacaklardır. Çünkü genelde yüzde birlik dilime denk geliyor. 300-350 arasında olur ama tam hani e, net bir sayı tabii ki bilemiyorum. Eğer 30 bin atama olursa e, tabii ki bizim umudumuz daha fazla atama olması yönünde ama maalesef yapmıyorlar biliyorsunuz. 30 bin atamada sadece 300 kişi veriyorlar bize veya işte e, 45 bin atamada sadece pardon 60 bin atamada biz 60 bin mi atanmıştık ya? 45 bin mi atanmıştık? Hatırlamıyorum orasını ama 45 bin atanmıştık galiba. 45 bin atamadı 450 vermişlerdi. Dolayısıyla e, genelde genelde %1'lik kısma denk geliyor. O yüzden de 30 300 kişi alacaklarını düşünüyorum peki sonrası ne yapmalı 400'den sonrası arkadaşlar 400'den sonrası kesinlikle çalışmaya hemen başlamalı benim e, biliyorsunuz hani instagramdan takip ediyorsanız eğer instagram adresim biyoloji öğreniyorum bir e, böyle bir deniz manzarası var hatta paylaştığım şeylere bakarsanız anlarsınız zaten 5-6 tane böyle paylaşımım var çok fazla paylaşım yapmıyorum ama hikayeleri mutlaka takip edin hikayelerde programlar atıyorum ee, günlük motivasyon yani e, videoları atıyorum arkadaşlar veya görselleri atıyorum. Dolayısıyla hani oradan takip ederseniz daha iyi olur. Yine mesaj atarsınız sorularınıza cevap veriyorum. Ee, programlar adına da cevap veriyorum. Dönüş yapıyorum mutlaka herkese. Hani bugüne kadar bana dönüş yapmadı diyen çıkmaz çünkü herkese teker teker dönüş yapıyorum geç olsa da. Programlarım var temeli olan ve olmayanlar diye temeli olmayan hocalarım derken YKS sorularını çözemeyen hocalarım veya hani işte YKS sorularını açtığı zaman bir soru çözüp diğerini çözemiyorsa temeli olmayan biridir. Ben o gözle bakıyorum yani temeli olmayan birinin öncelikle temel oluşturması lazım. Bu temeli nasıl oluşturacak benim ona göre bir programım var. Bu e, instagramda profilime girin orada temeli olmayan öne çıkanlarda temeli olmayan yazan. E, programı indirin arkadaşlar ya da bana mesaj atın ben gönderirim size de. O programı indirip yanında Türkçe matematiği de halletmiş oluyorsunuz. E, temeli olmayanlar ayrıca TET kitaplarını mutlaka çözmesi gerekiyor. Buna göre bir temel oluşturması gerekiyor. YouTube'da da sayfam sayfamda biyoloji öğreniyorum sayfasındaki biliyorsunuz buradan izliyorsunuz zaten. Oynatma listelerine gidin oynatma listelerinde temeli olmayan hocalarım için yazan oynatma listesinden takip edeceksiniz. Temeli olanlar ise yani YKS sorularını rahatlıkla çözen daha önce hazırlanan belli bir temeli olan hocalarında başka bir programım var. Yanında tarih, coğrafya ve vatandaşlık da var. O programdan devam edebilirler. Yani o programı takip edebilirler. O da yine Instagram'da profilde öne çıkanlar da var arkadaşlar. Eğer bulamazsanız indiremezseniz sıkıntı olursa bana mesaj atın ben size gönderirim programı. Eğitim bilimleri için de yine hazırladım onun programda yine öne çıkanlar da var. Mutlaka onu da bakın ee, en azından nasıl yol izleyeceğinizi görmüş olursunuz. Şimdi isterseniz 2023 sorularıyla ilgili şöyle bir yorum da yapayım. 2023 soruları hani çıkan hocalarım hep bana yazlar hocam çok basitti çok kolaydı diye. Aslında evet hani net sorular vardı 2022 gibi değildi. Açıkçası ben 2022 gibi bir sınav bekliyordum. Çünkü 2022 benim girdiğim seneydi ayrıca sınava ve 2022'de böyle hani kulağa düzden değil de tersten arkadan dolanmış, tutmuş, sormuşlardı soruları çok düşündürücü, anlamayı zorlaştırıcı sorular vardı ama 2023'te net sorular vardı arkadaşlar. Direkt bilgi içeren sorular vardı. Sadece bazı kelime hatalarına düşebilirdiniz. Hani bu yönden belki sıkıntı yaşayabilirdiniz. Ama çoğunlukla hani kolay geçmiş diye yazdılar bana ki zaten kolay geçmiş diyenler de genelde elinin üstünde net yaptılar. Ama bu sene şunu anladık. Bakın biz hep diyoruz alan işte fark attırır, alan fark attırır diye ama ben şöyle dedim size. Bakın genel yeteneği, genel kültür ve eğitim bilimlerini ortalama bir, bir değerde tuttuğunuz zaman evet alan fark attırır. Mesela alanı yüksek yapıp genel kültür, genel yeteneği düşük olanlar maalesef yapamadılar. Hani sıralaması düşük geldi 2023 için ki bu sıra, hani sıralamalar açıklandığı için bu yorumu yapabiliyorum. Sıralaması düşük geldi. Neden öyle oldu? Çünkü genel kültür, genel yetenek kötü geçtiği için. Herkesin kötü geçti ama yani hemen herkesin diyelim ama genel kültür, genel yeteneği iyi yapanlar iyi bir derece yaptılar arkadaşlar. Dolayısıyla ee, şunu söyleyeyim size sadece alan değil genel kültür genel yetenek ve eğitim de çok önemlidir eğitim bilimleri netlerinizi elinin altına düşürmemeye çalışıyorsunuz genel kültür genel yeteneği de 60-70 bazında tutmanız sizin için yeterli olacaktır alanı da yine 50 üstünde yaparsanız güzel bir sıralama elde edersiniz diye söylüyorum ben başlayalım isterseniz Şimdi birinci sorumuz diyor ki birinci soruda virüslerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır virüsler neydi bir canlı olarak isimlendirilemiyordu çünkü virüslerin canlılara benzeyen tarafları vardı cansızlara benzeyen tarafları vardı şimdi bakalım hücre dışında çoğalabilirler demiş arkadaşlar bir kere virüsler hücre dışında çoğalamaz neden hücre dışında çoğalamıyor pardon gitti soru nereye gitti baya gitti Heh. neden hücre dışında çoğalamıyor arkadaşlar? Çünkü bu arada ben bu programı yeni kullanıyorum. Yanlış bir şey yapmayayım, şu kalemini bir bulayım bunun. Ben en iyisi yine bildiğim programdan gideyim. Arkadaşlar, şimdi virüsler için diyor ki hücre dışında çoğalabilirler demiş. Virüsler zaten hücre dışında çoğalabilseydi ya biz bunları canlı olarak alabilirdik. Ama hücre dışında çoğalamıyorlar. Ee, virüsler hücre dışında arkadaşlar kristalize halde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu virüsler için yanlış bir özelliktir. Çift zincirli RNA'ya sahip olabilirler. Evet, virüsler RNA bakımından diğer e, varlıklardan dem canlı demeyeyim aslında. Diğer canlılardan daha farklı özelliklere sahiptir. Mesela bunlar RNA'larını çoğaltabiliyorlar. Ters e, reverse kri, reverse kriptaz dediğimiz bir enzim var. Söyleyemedim. O enzim sayesinde RNA'dan DNA üretebiliyorlar arkadaşlar. Çift zincirli RNA'ya da sahip olabiliyorlar. Çoğalırken DNA'yı kalıp olarak kullanmayabilir. Evet az önce söylediğim gibi RNA'yı da kalıp olarak kullanıp RNA'dan DNA sentezleyebiliyorlar arkadaşlar. Doğru. Tek zincirli DNA'ya sahip olabilirler. Evet. Bakın bunların tek zincirli DNA, çift zincirli DNA, tek zincirli RNA ve çift zincirli RNA'ları olabilir. Yani o yüzden diğer canlılardan çok farklı özelliklere sahiptirler. Bazıları litik döngüyle bazıları lizojenik döngüyle çoğalabilir. Evet litik ve lizojenik döngüleri vardır bunların. Litik döngüde arkadaşlar şöyle bakteriyi şöyle parçalıyorlar. O şekilde hücrenin dışına çıkabiliyorlar. Lizojenik döngü ise bakteriyi parçalamadan bakteri ile birlikte taşınıp başka yerlerde başka canlıların içerisine girip orada çoğalabiliyorlar. Dolayısıyla litik ve lizojenik döngüyle çoğalabilirler dedik. Cevabımız aşık şeklinde olacak. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bütün protistler ve mantarlar için ortak özelliktir? Hem protist hem de mantar, protist deyince aklımıza ne gelecek? Bakın ikisi de ortak olan özellik nedir? İkisi de e, ökaryotik canlılardır. Mantarlarda da protistlerde de hem tek hücreli hem de çok hücreli canlılar vardır. Mesela protistlerde amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar, alg gibi çok hücreli canlılar bulunur. Hangisi diyor ortak özelliktir? Şimdi heterotrof olmaları. E, heterotrof olma Tamam mantarlar için bir özellik ama protistlerin çoğu nedir ototroftur Dolayısıyla bu ortak değil kitin içeren hücre duvarı kitin içeren hücre duvarı mantarlarda var ama protistlerde yoktur döl almaşına sahip olmaları döl almaşı arkadaşlar bitkilerde görülen bir özelliktir bitkilerde görülür döl almaşı neydi döl almaşı onu da söyleyelim ee, haploid evre ile diploid evrenin birbirini takip etmesidir. Bu döl anlaşı dediğimiz olay dolayısıyla ortak değildir. Ökaryotik hücre yapısına sahip Bakın ikisi için ortak olan özelliği zaten ökaryotik hücre yapısına sahip olmaları dedik. Bu ortaktır denizli seçeneği. Bir hücreli olması demiş. Bir hücreli olmayı da ortak almayız. Çünkü mantarlardan tamam. Mesela bir mayası mantarları nedir? Tek hücrelidir. Ama diğer mantarlar çok hücreli. Burada bütün protist ve mantarları soruyor. Dolayısıyla hepsi için bir hücreli olma ortak değildir ama ökaryot hücre yapısına sahip olma hepsi için ortaktır. Diğer sorumuz <laughs> Omurgalı hayvanlar incelendiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisi memeli hayvanlar için türemiş özellik olarak kabul edilemez? Şimdi bakın. Türemiş özellik nedir? İlk önce bunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar türemiş özellik şu. Sadece memelilerde görülen özellik demektir. Veya işte kuşlar için türemiş özellik deseydi sadece kuşlarda görülen özelliktir. Memelilerde görülen özellikler neler? Sadece memelilerde görülen. Süt bezleri sadece memelilerde görülür. Derilerinde kıl bulunması sadece memeli. Orta kulaklarında 3 tane kemiğin bulunması yine sadece memelilerde görülür ter bezlerinin varlığı sadece memelilerde, olgun al yuvarların çekirdeksiz olması yine sadece memelilerde görülen özelliklerdir. Yine kaslı bir diyafram bulundurması sadece memelilerde görülür. Peki yutak bölgesinde faringeal yarıkların bulunması yani solungaç yarıklarının bulunması tüm omurgalılarda görülen ortak bir özellikti. Hatta omurgalıların 3 tane özelliğinin olması gerekiyordu ortak olarak. Neydi? Birincisi farinjel yarıklar, ikincisi embriyonik dönemde olsun, ileriki dönemde olsun e, bir kuyruk bulunması. Üçüncüsü de arkadaşlar sırtta e, sinir şeridi dediğimiz yapının bulunmasıydı. Omurgalıları omurgalı yapan buydu. Evet cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz. Her yıl birkaç milyon insan sıtmadan ölmektedir ve yaklaşık 3 milyar insan da enfeksiyon riski altındadır. Bu hastalığa neden olan Plasmodium cinsine ait bazı türler cinsi, cinsine ait sivrisinek türleri aracılığıyla taşınmaktadır. Bu sivrisineklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi sıtmanın yaygın bir hastalık olmasında etkili değildir? Şimdi sinekte bazı özellikler vardır. Sıtmayı yayar. Arkadaşlar birincisi mesela uçma yeteneklerinin olması. Uçma yeteneklerinin olması sivrisinekleri çok uzak yerlere götürmesini sağlar ve böylece işte bu plazmodiumun sebep olduğu sıtma hastalığının yayılmasını sağlar. Yine dişi bireylerin sokucu emici ağız yapısına sahip olması ne yapıyor? İşte derimizden sokuyor bu. Ee, orada yumurtalarını, plazmodium yumurtalarını bizim kanımıza bırakıyor. Dolayısıyla bu da yine ne yapar? Yaygın olmasını sağlar. Ekolojik toleranslarının geniş olması, yani her ekolojik sistemde hemen hemen her ekolojik sistemde yaşayabilmeleri yine yaygın olmasını sağlar. Çünkü sinek her yer her yere gidebiliyor. Dolayısıyla her yere yere yayabiliyor bu hastalığı. Üreme başarılarının yüksek olması, üreme başarısı nedir? İşte sinekler çok hızlı ürüyorlar. Üredikleri içinde e, o yumurtaları taşıyan birey sayısı artıyor ve farklı bölgelere yayabiliyorlar. O yüzden bu da sağlar. Ama erkek bireylerin Polenle beslenmesi yani beslenmenin burada herhangi bir ilgisi yoktur yayılmayla sadece bireyin polenle beslendiğini söylemiş bunun bilgisi yoktur cevabımız deniz seçeneği olur Diğer sorumuz çiçekli bitkilerde gözlenen özelliklerinden hangileri kara yosunlarında da gözlenir demiş Arkadaşlar burada şimdi çiçekli bitkilerde gözlenen özellikleri vermiş bize bakalım Hücrelerinde selüloz çeperin bulunması. Şimdi selüloz çeper karayosunlarında var mı? Bir kere çiçekli bitki de bir bitkidir değil mi? karayosunlarda da bitkidir. Karayosunları nedir? Karayosunları şöyle yazamadım burayı. Arkadaşlar karayosunları damarsız tohumsuz bir bitkidir. Damarsız tohumsuz. Burada damar dediğimiz nedir? İletim demetidir. Şimdi ikisi de bitki olduğu için ikisinde de selüloz çeper bulunur mu? Bulunur. Gövdelerinde iletim demetlerinin bulunması. Bakın karayosunlar için ne dedik? Damarsız dedik. Damarsız oldukları için iletim demeti bulunmaz. Polenlerle tozlaşma sağlanması. Tohumsuz bitkiler oldukları için bunlar polen üretemezler arkadaşlar. Bunlar sporla yani spor üretirler spor hücrelerini üremelerinde döl almaşının görülmesi. Zaten döl almaşı için ne dedik? Haploid ve diploid evrenin birbirini takip etmesi dedik ve bitkilerde görülür dedik. Dolayısıyla bu ortaktır. İkisi de bitki olduğu için ortak olanları sorduğu için yani hangisi kara yosunlarında da görülür dediği için 1 ve 4 şeklinde olacak cevabımız Bursa seçeneği. Gelelim 6. sorumuza. Bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan sistematik kategorilerinin hangileri Aynı son eki alarak isimlendirilir. Arkadaşlar aslında bu çok saçma bir soru bence çünkü burada direkt e, isimlendirme yani Latince isimlendirme sormuş. Latince isimlendirmeyi de hani e, ben açıkçası hani derslerimde anlatmadım Latince isimlendirmeyi. Çok fazla Latince kısmına girmedim zaten. Ama üniversitede biz şunu biliyoruz. Neyi biliyoruz? E, familyanın yani Buradaki ailenin sonuna ya geliyor. A, E, A eki geliyor. Bütün familyalarda. Hani biz mesela diyoruz ya kedigiller, köpekgiller diye veya etçiller, otçullar diye. İşte burada ne yapıyor? Sonuna A, E, A eki gelerek bunlar e, aynı son eki alıyorlar. Ve sadece bu familyada vardır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 4 olacak. Türde, cinste ve alt türde aynı son ek gelmez. Farklı ekler gelebilir arkadaşlar. Gelelim Diğer sorumuza. Farklı organizma gruplarında hücre çoğalması için gerçekleşen bölünme mekanizmalarında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmelidir diyor. Yani şimdi ben farklı organizma grupları dediği için ben bütün canlıları düşüneceğim. Tamam mı? Bunlardan hangisi ortak olmalı bize bunu soruyor. Çekirdek zarfının parçalanarak kaybolması. Şimdi ben bir bakteriyi düşünürsem. Bir bakteride çekirdek var mı? Yok değil mi? O zaman bu olmaz. Bölünme oluğunun şekillenmesi. Bölünme oluğu dediği nedir? Bu hani mesela hayvan hücreleri boğumlanarak bölünüyorlar ya. E, bölünme oluğu dediğimiz şudur bakın. Şuradaki çöküntüye biz bölünme oluğu diyoruz. E, bitkiler orta lemel oluşumuyla, ara lemel oluşumuyla bölünüyor. Dolayısıyla bölünme oluğu da olmaz, ortak olmaz. Orta lemel oluşumu da bitkide görülür, yine ortak olmaz. İyi e, ipliklerinin olu, oluşması. Şimdi bir bakteriyi düşündüğümüz zaman arkadaşlar bakteride de ipliği oluşmaz. Neden oluşmaz? Çünkü bakterilerde normal mitoz bölünme evreleri yoktur. Bakteriler DNA'sını şöyle çoğaltıyor, eşliyor DNA'sını veya kromozomunu eşliyor. Ne yapıyor? Hop ortadan ikiye bölünüyor. Dolayısıyla iyi oluşumu görünmez. Ortak değildir. Ama kromozom eşlenmesi yani DNA eşlenmesi bütün canlılarda olması gerekiyor ki hücre bölündüğü zaman her oluşan her iki hücreye de DNA verebilsin, kromozom verebilsin. O yüzden de cevabımız edirne seçeneği olacak. Sekizinci sorumuz diyor ki insanda görülen oogenezdeki hücrelerinin hangileri en kromozomdur? Şimdi o oogenezi ben size şöyle kısaca bir anlatayım. Neydi? İken kromozomlu oogonium dediğimiz bakın oogonium dediğimiz Hücreler vardır bunlar nerede bulunuyor yumurtalıklarda bulunuyor folikül keselerinde Daha sonra bu ogonyumlar arkadaşlar mitoz bölünmelerle veya işte interfaz evresini geçirerek Hani bazılarında interfaz evresini geçirdikten sonra bu ismi veriyoruz Bazen de mitoz bölünme geçirerek bunlar kendisini çoğaltıyorlar O şekilde o ismi veriyoruz yine iken kromozomlu hücreler oluşur Bunlara da birincil oosit diyoruz Birincil oosit yine nedir iken kromozomdur daha sonra bu ne yapıyor? Mayoz 1'i geçiriyor. Mayoz 1 bölünmesini. Mayoz 1 bölünmesinde n kromozoma düşüyor. Biz buna artık ne diyoruz? İkincil oosit diyoruz. İkincil oosit. Sonra bunlar, bu arada bunlardan bir tanesi, onu da söyleyeyim kaçırmayalım. Bunlardan bir tanesi büyük olur. Sitoplazma bölünmesi eşit gerçekleşmez. Diğer hücreye de kutup hücresi diyoruz arkadaşlar veya polar hücre diyoruz. Kutup hücresi ya da polar hücre. Sonrasında bazen bu kutup hücreleri mayoz 2'yi geçirebilir bazen geçirmez. Sonrasında bu ikinci loasit olarak eğer döllenme gerçekleşiyorsa bakın döllenme gerçekleşiyorsa devam ediyor. Bu ikinci loasit bölünmeye devam ediyor arkadaşlar. E, i̇kinci loasit tekrardan bir bölünme geçirdiğini varsayıyoruz ve bölünme geçirdiğinde yani mayoz 2 bölünmesine devam ettiği zaman ne oluyor? Yine en kromozomlu şöyle büyük bir hücremiz oluşuyor. Biz bunu otit diyoruz. Otit. Daha sonra arkadaşlar buradaki hücremizde yine kutup hücresi olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla burada bizi neyi vermiş? Ogonim'i vermiş. Ogonim ikiyen kromozomlu. Birinci lovastı vermiş. İkiyen kromozomlu ama ikinci loosit nedir? En kromozomlu. Bize en kromozomlu olanı sorduğu için cevabımız ne olacak? Yalnız 3. Gelelim diğer sorumuza. Enzimlerle ilgili diyor aşağıdakilerden hangi, ifadelerinden hangileri doğrudur bakalım. Enzimler kendilerine özgürlü substratı tanıyabilirler. Evet doğrudur e, substratı tanıyıp direkt ona bağlanabiliyorlar arkadaşlar doğru. Bir reaksiyon dizisinde bulunan bir enzimin eksikliğini başka bir enzim giderir. Hayır böyle bir durum yok her enzim kendi substratına özgüdür başka bir substrata gidip etki edemez dolayısıyla bu yanlıştır. Substrat yüzeyi artırıldığında birim zamanda daha fazla ürün elde edilir. Doğrudur. Substrat yüzeyini artırdığımız zaman yani şöyle düşünün. Mesela bütün bir eti pişirmek mi daha kolaydır yoksa şöyle kıyma haline getirilmiş bir eti pişirmek mi daha kolaydır? Parçalamak mı daha kolaydır? Kıyma olanı, değil mi? Daha kısa sürede parçalarız. Dolayısıyla daha fazla ürün elde edilir gibi düşünün. Burada yüzey alanı arttıkça ne oluyor? Daha fazla ürün elde ediliyor. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde olur. Denizli seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Tohumsuz bitkilerde diyor. Spora, spora, okuyamadım. Sporangium'da sporların oluşturulması ve gametofitlerin meydana gelmesi. Bakterilerin ikiye bölünerek çoğalması. Bu süreçlerle ilgili hangileri hangileri ortaktır? Şimdi bakteri basit olarak ikiye bölünüyor. Tohumsuz bitkilerde ise sporangiyumda sporların oluşturulması arkadaşlar mitoz bölünmeyle olur. Mitoz. Şurada da nedir dedik? E, bakterilerin ikiye bölünerek çoğalması arkadaşlar. Bu da nedir? E, basit ikiye bölüme biz bunu amitoz diyoruz. Bu arada e, şunu söyleyeyim. Burada mitozu yanlış yazdım. Mayoz bölünme olacak tabii ki bu. Sporların oluşması mayoz bölünme sayesinde olur. çeşitlilik sağlanıyor. Daha sonra gametofitler gametleri oluştururken mitozla oluşturur. Tamam burada yanlış söyledim mayoz olacak. Oluşan bireyler arasında genetik çeşitlilik görülmez. Şimdi bakterilerin ikiye bölünmesinde görülmez. Ama tohumsuz bitkilerdeki bu sporların oluşturulmasında arkadaşlar mayoz bölünme olduğu için çeşitlilik görülür. O yüzden bu ortak değildir. Döllenme görülmez. Evet bakın her ikisinde de döllenme olayı yok. Bakteriler direkt ikiye bölünüyor. Ne yapıyor? farklı farklı yani iki tane aynı hücre aynı özelliklere sahip hücre oluşuyor. Çeşitlilik yok. Yine döllenme yok. Burada tohumsuz bitkilerde ise mayoz bölünmeyle spor oluşur. Sporlar ne Gametofitleri meydana getirir. Buraya kadar olan kısımda döllenme yok. Bu ortaktır. Mitoz görülür. Bakın ikisi de mitoz değil. Biri amitoz diğeri mayoz. Dolayısıyla ortak değil. Bizim için doğru olanı ortak olanı sorduğu için cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği yalnız 2 olacak. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi bu soru da detay bir soru olmuş yani çok detay bir soru olmuş. GÖSYM her sene yapıyor böyle hani eleyici sorular. Bilgi sorusu ama detay sorusu. Diyor ki kalp kas hücreleri arasında impuls iletimini kolaylaştırıcı bağlantı tipi hangisidir? Arkadaşlar ee, nexus dediğimiz bağlantılar vardır. Bunlar kalp kas hücreleri arasında bulunuyor. Bu nexuslar. Cevabımız nexus şeklinde olacak. Burada dezmozomlar zar katlanmaları ve sıkı bağlantılar diğer hücrelerde görülebilir. Ama plazmo-desmata, bakın şu dört tanesi hayvan hücrelerinde görülen bağlantı noktalarıdır. Plazmo-desmata ise bitkilerde görülen bağlantı noktalarıdır. Özellikle şu plazmo-desmatayı bilin, bitkilerde olduğunu, diğerlerinin hayvanlarda olduğunu zaten e, biliyoruz. Şöyle genelde her sene şöyle soruyordu. Hangisi bitkilerde bulunur ya da bulunmaz gibisinden soruyordu veya hayvanlarda bulunmaz gibisinden. Genellikle cevap plazma desmat oluyordu ama bu sene daha farklı daha detaylı bir soru sormuş. Diğer sorumuza gelelim. Hücre zarı ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Hücre zarının iç ve dış yüzeyi yüzey molekülleri açısından benzerlik gösterir demiş. Şimdi bir kere arkadaşlar hücre zarının dış yüzeyi iç yüzeyinden farklıdır. Neden? Dış yüzeyinde proteinler vardır, glikoproteinler vardır, glikolipitler vardır ama iç yüzeyinde böyle bir durum yoktur. O yüzden benzerlik göstermez yüzey molekülleri açısından. O yüzden bu yanlıştır. Hayvan hücrelerinin zar yapısında kolesterol bulunur. Evet, unutmayın. Bakın, bitkilerde de kolesterol üretilir ama zarın yapısına katılmaz. Hayvanlardaki kolesterol direkt zarın yapısına katılıyor. Unutmayın. Seçici geçirgen özelliği zar yapısındaki bileşenlerden kaynaklanır. Evet, glikoproteinler, glikolipitler. Bunlar ne yapıyor? Gelen molekülleri seçiyorlar. Doğru. Hücre zarı lipitlerinin büyük çoğunluğunu fosfolipitler oluşturuyor. Evet fosfolipitler ne yapıyordu? Böyle karşılıklı halay çeken insanlar gibi düşünüyorduk bunları. Karşılıklı dizilip hücre zarının yapısını oluşturuyordu. Doğrudur. Yapısında glikoproteinler ve glikolipitler yer alır. Doğru. Bunlar hücrelerin birbirini tanımasını, daha sonra gelen moleküllerin tanınmasını sağlıyor arkadaşlar. Oldukça önemli moleküllerdir. Cevabımız A olur. Hücrenin iç yüze, yüzey ve dış yüzey birbirine benzerlik göstermez. Dış yüzeyinde bakın yüzey moleküller açısından benzerlik göstermez. Dış yüzeyinde işte yüzeysel proteinler daha sonra glikolipitler glikoproteinler bulunurken iç yüzeyinde bunlar bulunmaz. Gelelim diğer sorumuza. Çeşitli hücrelerde oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon süreçleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin her üç süreçte de ortak olduğu gözlenir. Bakalım. Elektron taşıma zincirinin işlev görmesi. Şimdi bakın. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunumda ETS görev yapar ama fermentasyonda ETS yoktur. Ortak değil. Oksidatif fosforilasyonla ATP üretilmesi bu oksijenli solunum için geçerlidir oksijenli solunum için diğerlerinde oksidatif fosforilasyon yok zaten oksidatif isminden anlamanız lazım ne yapıyor oksijen kullanıyor oksijenli solunum için geçerli ortak değil son elektron alıcılarının inorganik molekül olması şimdi oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijendir inorganiktir Oksijensiz solunumda da farklı farklı inorganik maddeler olabilir sülfat gibi. Ama fermentasyonda arkadaşlar Son elektron alıcısı organik moleküllerdir. Etil alkol fermentasyonunda asetaldehitken laktik asit fermentasyonunda pürüvat son elektron alıcısı olarak görev yapar unutmayın. O yüzden bu da ortak değil. Krebs döngüsünün gerçekleşmesi bu da yine oksijenli solunumun bir özelliğidir. Krebs döngüsü diğerlerinde bu döngü yoktur. Ama nadaş moleküllerinin yükseltgenmesi yükseltgenmek ne demektir? Elektron ayrılması yani bir nevi hidrojen ayrılması olarak düşünün. Çünkü elektronla birlikte hidrojen de ayrılıyor. Hidrojenlerin ayrılıp natların serbest bırakılması her üç solunum çeşidinde de görülür. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Diğer sorumuz işte şahibeli şaibeli olan sorumuz sonradan cevabı değiştirilen soru. Burada cevabını arkadaşlar Edirne seçeneği diyor ama sonrasında yapılan itirazlar sonucunda A olarak kabul edildi. Yalnız 4 olarak ne diyor? Diyor ki prokaryotik bir hücrede hücre solunumu sırasında olaylarından hangileri plazma zarında gerçekleşir? Plazma zarı dediğimizde arkadaşlar prokaryotik hücrelerde bakın şöyle bir durum var. Plazma zarı oksijenli solunum yapanların içeri doğru böyle bir kıvrım oluşturuyor. Plazma zarı yani hücre zarı biz buna mezozom diyoruz. Mezozom mitokondri benzeri bir yapı gibi oluşuyor ama tabii ki tam mitokondri değil. Bu mezozomda elektron taşıma sistemi elemanları bulunur ve buradan elektron aktarımı yapılarak enerji üretilir, sitoplazmaya gönderilir. Burada gerçekleşen tek olay ETS'de elektronların aktarılmasıdır. Bu yaşam kitabında bakın yaşam kitabında arkadaşlar pürüvat oksidasyonu da burada alınmış, burada gerçekleşir olarak alınmış. Ama bu bilgi sadece yaşam kitabında yazıyor. İşte diğer akademik kaynakların hepsinde sadece elektron taşıma sisteminin mezozonda mezozomda yani bu zarlarda görev yaptığı söyleniyor. O yüzden de sınav iptal, yani iptal edilmedi cevap anahtarı değiştirildi. Yaşamdan çalışan arkadaşlar belki 3 ve 4 olarak işaretlemiş olabilirler. He, onların da hakkına girildi tabii ki böyle bir şey yapıldığı için. İtiraz edildi ama iptal edilmesi daha doğru olurdu. Tamam bunu doğru yapanlar için evet artı bir puan getirdi. Diğer şıkkı da kendine göre yaşamdan çalışıp doğru alanlar için ne yaptı? Puanını eksiltti. Bence sorunun iptal edilmesi daha doğru bir davranış olurdu. Çünkü yaşamdan çalışanlar vardı. Soru tamamen yanlış olsaydı hiçbir kitapta olmasaydı cevabın değiştirilmesi mantıklıydı ama yaşam kitabında yazdığı için ve e, yaşam kitabından çalışıp da cevabını bu şekilde yapanlar için tabii ki bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Arkadaşlar glikoliz, sitrik asit döngüsü ve piruvat e, oksidasyonu bunlar prokaryotlarda nerede gerçekleşiyor? Sitoplazmada gerçekleşiyor. Cevabımız A şıkkı yalnız 4 olacak. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerindeki kofulların görevlerinden biri değildir? Koful. Şimdi kofulun çeşitleri var. Boşaltım kofulu, depo kofulu, işte bir sürü sindirim kofulu falan, besin kofulu gibi bir sürü çeşidi var. Bakalım. Bazı zehirli maddeleri ve atık ürünleri depolama. Evet, bunu yapar. Boşaltım kofulu dedik. Tohumun çimlenmesi sırasında yağ asitlerinin sakkaroza dönüşümünü sağlama. Arkadaşlar, yağ asitlerinin sakkaroza dönüşümünü Kofuz değil ben golgi yapıyor diye biliyorum ama yanlış biliyordu olabilirim. Çok da araştırdım hani doğruluğuna bakmak için ama bulamadım. Sizler biliyorsanız lütfen yorumlara yazın ya da bana mesaj atın. Ben golgi yapıyor diye biliyorum. Yasit'in sakkoroza dönüşümünü tohumun çimlenmesi sırasında ama dediğim gibi hani araştırdım tam olarak netliğini bulamadım maalesef. Yazmıyor yani internette de bulamadım. Baktığım kitaplarda hani Campbell'a falan baktım ben mi görmedim tam olarak denk gelmedi bilmiyorum ama Sizler kesin olarak biliyorsanız lütfen bana yazın arkadaşlar hangi organelin yaptın ama kofulun yapmadığını biliyorum Ben golgi diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Hücrenin büyümesine katkı yapma evet beslenme kofulu besin kofulu sayesinde ne yapıyor işte besin alır enerji üretir büyümeye katkı sağlar bazı bitkilerin taç yapraklarını renklendiren pigment depolama et evet, depo görevi yapıyor arkadaşlar. Özellikle mavi renk, mor renk gibi oluşumları koful sayesinde gerçekleşiyor. Bazı maddelerin hidrolizinde işlev görme sindirim kofulu şeklinde oluşturularak e, hidrolizde görev yapıyor. Ama şey direkt hani hidroliz olayını kendi yapmaz. E, lizozom sayesinde yaptırır tamam mı? Direkt kendi yapmıyor. Hidrolizinde işlev görme dediği için kabul ediyoruz. Ama direkt hidrolizi yapar derse yanlış olur. Buradaki hidrolizi e, lizozomdan gelen enzimler yapar. Tamam mı? E, sadece bu ne yapıyor? Yer sağlıyor. Alan sağlıyor. Enzimini kim gönderiyor? Lizozom gönderiyor. Cevabımız Bursa seçeneği. Dediğim gibi lütfen cevabını net olarak biliyorsanız bana yazarsanız memnun olurum. Gelelim diğer sorumuza. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi granüllü endoplazm retikulumun özelliklerinden biri değildir? Genelde granülsüzü soruyorlar. Burada da granüllüyü sormuşlar. Yüzeylerinde ribozom bulunur. Evet özelliklerinden bir tanesi granüllü denilmesinin sebebi bu. Bazı proteinlere karbonhidrat ekler demiş. Arkadaşlar bu da doğrudur. Bu karbonhidratları ekleyerek bunların lümen dediğimiz kısımları vardır. Böyle hani mesela e, endoplazm retikulumu şöyle düşün bir geçiş yolu olarak düşünün. Şu şekilde iç lümen dediğimiz kısımları vardır. Bu lümenlerde bulunan enzimler e, glikoprotein üretimini sağlıyor. Şimdi glikoprotein üretimi golgide de gerçekleşiyor. Burada da gerçekleşiyor. Dolayısıyla karbonhidratları ekleme yapıyor. Kendi zarına. Zar proteinleri ve fosfolipit ekleyerek boyutunu büyütür. Tabii ki kendini büyütme özelliği de var arkadaşlar. Zar proteinleri, fosfolipitleri ekleyerek yapabilir bunu. Yağ asitleri, steroid ve fosfolipit gibi farklı lipitlerin sentezinde yer alır demiş. Arkadaşlar burada işte yağ asidi üretimi, steroid üretimi gibi lipit sentezinde genelde kim görev alıyor? Golgi görev alıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Lümenlerindeki enzimlerle salgı proteinlerini değişime uğratır. Bunu da yapıyor arkadaşlar. Bu lümen kısmında granül endoplazmik retikulum çok şey yapıyor gerçekten. E, lümen dediğimiz bu boşluklarında salgı proteinlerini değiştirebiliyor, değişime uğratabiliyor. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği oluyor. Ayrıca granül endoplazmik retikulum golgi ile işbirliği halinde çalışır. Bunu da unutmayalım. Gelelim diğer sorumuza. Yağ asitleri ile ilgili diyor hangisi yanlıştır? Şimdi diyor ki Kahverengi yağ doku hücrelerinde yağ asitleri beta oksidasyonuna uğrayarak çok miktarda ATP elde edilir. Şimdi bunu ilk okuduğunuz zaman sanki doğruymuş gibi geliyor. Ama arkadaşlar, kahverengi yağ doku ben bir ara çok takmıştım. Kahverengi yağ doku ne işe yarıyor falan diye. Kahverengi yağ dokuda ee, bir protein var. Neydi bu proteinin adı? felogenin miydi? Değişik bir proteindi ismi. Unuttum bak şimdi uzun süredir de şey yapmıyorum bakmıyorum notlara falan. Unuttum protein ismini ama hatırlayacağım. Bu kahverengi yağ doku hücrelerinde bulunan bu protein sayesinde hani ATP sentaz yerine pardon protein demeyin de hani protein enzim gibi diyebiliriz. Bu enzim sayesinde protein sayesinde ATP yerine ne üretiliyor biliyor musunuz? Isı üretiliyor. Bu yüzden de insanlarda olsun diğer canlılarda olsun hayvanlarda diğer canlılarda ee, vücut altındaki yağ dokuda kahverengi yağ doku özellikle mesela e, kış uykusuna yatan canlılarda çok kalın oluyormuş bu kahverengi yağ dokularında ısı üretilerek vücut ısısının korunması sağlanıyormuş özellikle kış uykusuna yatan işte ayılar gibi canlılarda e, bu yağ doku oldukça kalın bir tabakaya sahipmiş dolayısıyla çok miktar daha tepede elde ediliyor ısı elde ediliyor bu yanlıştır yağ asitleri hidrofobik moleküllerdir evet suyu Sevmeyen kısımları da vardır, seven kısımları da vardır ama genellikle suyu sevmezler arkadaşlar. Hidrofobiktirler. 18 karbonlu bir yağ asitinin beta oksidasyonunda 3 molekül glikozun yıkımına göre daha fazla ATP üretir. Şimdi bakın 3 molekül glikoz. 3 molekül glikozda kaç tane karbon var? 18 karbon. Evet. Kaç tane hidrojen var arkadaşlar? C6H12. 12 3 ile çarparsanız 36 yapar. Şimdi 36 tane hidrojen var. Ama 18 karbonlu bir yağ asidi 36'dan daha fazla hidrojene sahiptir. Dolayısıyla daha fazla elektron taşıma sisteminde hidrojen aktarımı gerçekleşir ve böylece daha fazla ATP üretir arkadaşlar. O yüzden bu doğrudur. Yağ asitleri hayvanlarda glikoza dönüştürülemez. Evet şimdi yağ asitleri iki karbonlu. Bakın bizler trigliserit moleküllerini yağa dönüştürebiliyoruz. Çünkü onlar nedir? 6 karbonludur. Ya da işte 3 karbonlu ise işte 3'ü çekleyip hani dönüştürebiliyoruz. Ama biz 2 karbonlu bir bileşiği arkadaşlar tekrardan bir karbon eklemesi yapıp bunu 3 karbona dönüştüremiyoruz. O yüzden de yağ asitlerini glikoza dönüştüremiyoruz. Ama trigliseritleri dönüştürebiliriz. Doğrudur. Yağ asitlerinin fazlası triglycerol gliserol ya da trigliserit olarak depolanır. Evet fazlasını bu şekilde depo edebiliyoruz. Cevabımız nedir? A şıkkı ATP değil ısı üretilir diyoruz. 18. sorumuz. İnsan vücut hücrelerinde aşağıdakilerin hangisinin sentezi gerçekleşebilir? Bakalım bir esansiyel aminasit olan metiyon. Arkadaşlar esansiyel olan hiçbir şey bizler üretemiyoruz dışarıdan hazır almak zorundayız esansiyel aminasit esansiyel yazdım yani diğer bir ismi temel aminasit temel yazdı Bunlar bunları biz üretemiyoruz mutlaka dışarıdan almamız lazım O yüzden gitti al yuvar yapımında işlev gören B12 vitamini yine vitamini biz üretemiyoruz arkadaşlar vitamini kim üretiyor Tabii ki e, bitkiler üretebiliyor veya işte bazı bakteriler üretebiliyor. O yüzden de bunu üretemiyoruz. Bu da gitti. tiroid hormonlarının yapısına katılan iyot. İyot nedir? Bir element. Element doğada hazır bulunur ve biz yine bunu üretemeyiz. Diğer canlılar da üretemez, hazır almak zorunda. Hücre zarlarının yapısına katılan kolesterol. Evet, kolesterolü mesela e, dönüştürebiliyoruz. Diğer yağ moleküllerinden, steroidlerden kolesterol dönüşümü yapabiliyoruz arkadaşlar O yüzden cevabımız ne olacak Edirne seçeneği olur Diğer bir sorumuz diyor ki tek bir genin ifadesinin araştırılması sürecinde kullanılan reverse transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yani burada ters transkriptaz demek istemiş diyor ki yönteminde basamaklarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir bakalım Reverse transkriptaz enzimi kullanılarak cDNA moleküllerinin sentezlenmesi demiş. Biyolojik kaynaktan mesajcı RNA'nın izole edilmesi, uygun primerler kullanılarak kalıp nükleik asitlerin PCR'da çoğaltılması. Şimdi bakın, PCR'da çoğaltılabilmesi için öncelikle diğerlerinin bir üretilmesi lazım. Onların sırasını bulmamız lazım. Arkadaşlar Bizler ilk önce biyolojik kaynaktan bakın ifagen ifadesinin araştırmak için ilk önce biyolojik kaynaktan mesajcı RNA'yı izole edeceğiz. Daha sonra bu mesajcı RNA'yı kullanacağız ve ters e, reverse transkriptaz yani ters transkriptaz enzimini kullanacağız. RNA'dan DNA üreteceğiz. Yani sırada ne var? cDNA üretimi var. Biz bu transkriptaz enzimini kullandık. DNA'yı ürettik. Daha sonra üretilen bu DNA sayesinde uygun primerleri kullanıp bu nükleik asitini yaptık PCR'da çoğalttık. Yani üçüncü sırada 3 üç olacak. O zaman 2-1-3 şeklinde gider. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Bir organizmanın eşey hücrelerinde gerçekleşen mayoz sırasında homolog kromozomların ya da kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmayarak gametlere gitmesi ve bu gametlerin döllenmeyi gerçekleştirerek yeni bireyler oluşturması durumlarından hangilerine neden olabilir? Şimdi bakın burada bu kavramları iyi bilmemiz lazım. Aslında ben bu kavramları hatırlarsanız size sınavdan önce bir not paylaşmıştım. Notun videosunu çekecektim, çekemedim ama ee, yaşadığım alandan dolayı kalabalık bir yerde yaşıyordum ee, şimdi kendi evime geçebildim ee, çekemedim ama instagramdan paylaşmıştım bu nota bakın demiştim ve bunların hepsini teker teker açıklamıştım duplikasyon nedir duplikasyon arkadaşlar dna'da meydana gelen dna'da o nükleotitlerde meydana gelen bir değişimdir yani burada homolo kromozom ayrılması ya da kardeş kromatitlerin ayrılmaması yoktur o yüzden duplikasyon değil olmaz Monozomi. Monozomi nedir arkadaşlar? Bir kromozomun e, bir tane eksik olmasıdır. Bir eksik olmasıdır monozomi. Dolayısıyla burada kromozomun ayrılmaması durumunda, işte o eksik olan kromozom başka bir normal bir gametle döllenerek ne yapabilir? Monozomi oluşturabilir. Mesela monozomi için örnek verebiliriz. 2 n eksi bir şeklinde görülür arkadaşlar. Mesela 45 kromozomlu olabilir. Dolayısıyla monozomi olur. Polipiloidi de olur. Polipiloidinde nasıl olur peki? Burada da mesela polipiloidinde ee, poli zaten poli ne demek? Çok demektir. Ploid de kromozom sayısını belli ediyor. 3N, en, en. Mesela 2N kromozomlu bir canlıyla en kromozomlu bir işte canlının veya gametin döllenmesi sonucunda üçen kromozomlu bir birey oluşabilir arkadaşlar. Poliploidi de budur. Dolayısıyla yine kromozomlarda ayrılmamayla meydana gelebilir. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olur. Ama duplikasyon, işte delesyon, başka ne vardı? İnsersiyon, inversiyon bunlar Nükleotitlerde meydana gelen değişimlerdir. Yani DNA'nın diziliminde meydana gelen değişimlerdir. Kromozomlarda olmaz. Yani sayı bakımından olmaz. Bunlar nedir? Yapı bakımından. Yapı mutasyonlarıdır. Yapı mutasyonu. Monozomi, trizomi, poliploidi bunlar da sayı mutasyonudur. Burada bize zaten sayı mutasyonu sorduğu için cevabımız 2 ve 3 olur. Diğer sorumuz DNA replikasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu DNA replikasyonu işte protein sentezi her sene mutlaka soruluyor. O yüzden mutlaka e, DNA replikasyonu ve protein sentezine iyi çalışın. DNA replikasyonu kesintili zincirde. Şimdi kesintili zincir vardır kesintisiz zincir vardır. Şöyle DNA'nın iki tane zinciri var değil mi? zincirler açıldı. Bir zincirde arkadaşlar sentez kesintisiz olarak devam ederken diğerinde ters yönde şöyle kesintili olarak devam eder. Biz bu kesintili parçalara ne diyoruz? O kazaki parçacıkları diyoruz. O kazaki. Bu o kazaki parçacıkları daha sonra DNA ligaz enzimiyle ne yapıyor? Birleştiriliyor. İşte ek, intronlar, ekzonlar falan aradan uzaklaştırılıyor. Ekzonlar ee, pardon intronlar uzaklaştırılıyor. Eksonlar da ne yapıyor? Birleştiriliyor. Birleştirildikten sonra aynı diğer zincir gibi kesintisiz zincir haline geliyor. Şimdi bir zincir 5 üssü 3 üssü yönündeyken diğer zincir tam tersi şeklinde ilerler. Burada arkadaşlar kesintili zincir bakın kesin ilk önce şunu söyleyeyim kesintisiz zincir 3 üssü 5 üssü yönünde ilerliyor. Kesintili zincirde tam tersi 5 üssü 3 üssü yönünde ilerliyor. Ama burada tam tersini vermiş. Kesintili zincir 3 üssü 5 üssü diye vermiş. Hayır. Kesintisiz olan 3 üssü 5 üssüdür. O yüzden bu yanlıştır. Yani bu karışabilir aslında. Hani bunu birkaç böyle tekrar ederek aklınızda tutabilirsiniz. 3 üssü 5 üssü karışıyor çünkü. DNA polimeraz enziminin zincire yeni nükleotitler eklemesi için her zaman uzayan zincirin 3 üssü ucunda açıkta bir OH grubu bulunması gerekiyor. Doğrudur. Şimdi Polimeraz ne yapıyor İşte yeni nükleotitler ekliyor arkadaşlar burada mesela şöyle düşünün 3 üstüden devam ediyor ya burada 3 üstü ucunda bir tane OH grubu işte açıkta kalıyor getirdiği yeni nükleotidin hidrojenini de alıyor buradan açığa bir su çıkıyor H2O çıktı ne yaptı araya bir bağ kurdu birleştirdi o yüzden her zaman bir OH grubu bulunması gerekiyor. Uzayan zincire nükleotiplerin eklenmesinde gerekli enerji bağlanan nükleotidin kaybedilen pirofosfatın hidrolizi yardımıyla gerçekleşir. Şimdi bu da doğru bir bilgi. Ee, replikasyon gerçekten karışık bir işlem. Karmaşık bir işlem ve her türlü detayını bilmeniz gerekiyor sorularını çözebilmemiz için. Burada da çok detaylı bir C şıkkında çok detayını sormuşlar. Arkadaşlar gerekli olan enerji nükleotidin kaybedilen bir pirofosfat dediğimiz bir yapısı vardır. Bu pirofosfat hidrolize ediliyor. Hidroliz edildiği zaman oradaki fosfat ayrılıyor ve enerji açığa çıkıyor. Bu enerjiyle de arkadaşlar ne yapıyor? Nükleotit eklenmiş oluyor. Doğrudur. DNA polimeraz enzimi hata okuma aktivitesi sayesinde bakın DNA polimeraz ne yapıyor biliyor musunuz? Hem nükleotit ekliyor hem de aynı anda hata okuma mekanizması vardır. Bu hata okuma mekanizması sayesinde sentez esnasında bağlanabilecek hatalı bazların çıkarılmasını sağlar. Evet. Yani iki tane işi aynı anda yapıyor DNA polimeraz. Hem hataları düzeltiyor hem yeni nükleotit ekliyor. DNA polimeraz enzimi bir polinükleotidin sentezini sıfırdan başlatamaz. Evet sıfırdan başlatamıyor. Önce RNA primerinin üretilmesi lazım. O primerin gidip arkadaşlar bağlanması gerekiyor ki yani primere bağlanması gerekiyor ki öyle e, başlasın nükleotid e, sentezi. Dolayısıyla burada sıfırdan başlatamaz demesi doğru olur. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olur. Diğer sorumuza gelelim bakteriyel konjugasyonla ilgili hangisi yanlıştır? Konjugasyon nedir arkadaşlar? Konjugasyon bakterilerdeki konjugasyon. Şimdi iki tane bakterimiz var. Bu bakterilerden bir tanesinde direnç geni dediğimiz işte bir plazmit bulunuyor ama diğerinde yok. Plazmit bulunana F artı bulunmayana da F eksi diyoruz. Bunlar bir araya geliyorlar ve aralarında sitoplazmik bir köprü kuruyorlar. Daha sonra bu plazmit de aynı DNA gibi çift zincirlidir bu arada. Buradaki zincirin bir tanesini açıyor ne yapıyor diğerine gönderiyor kendisi tek zincirli kalıyor diğerine gönderdikten sonra bunlar stoplazm köprüyü kırıyorlar ve ayrılıyorlar birbirlerinden ayrıldıktan sonra da kendilerine aldıkları bu zincirleri ne yapıyor tekrardan işte karşı zincirini sentezleyip ikisi de bu plazmite sahip oluyorlar arkadaşlar dikkat ederseniz birey sayısı artmıyor sadece çeşitlilik artıyor ve parça değişimi gerçekleşiyor diyor ki bir bakteriden diğerine gen aktarılması söz konusudur. Doğru. Bakterilerdeki konjugasyonda bakteri kromozomları arasında karşılıklı olarak parça değişimi gerçekleşir. Bakın, karşılıklı bir değişim yok. Karşılıklı değişim e, paramesyumda görülür. Paramesyumda bu çekirdekler değiştiriliyordu, küçük çekirdekler. Ama burada karşılıklı değil, tek yönlüdür arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Bakterilerdeki konjugasyonda plazmi aktarımı gerçekleşebilir. Zaten söyledik. plazmi aktarımı var. Doğru. Konjugasyon bir üreme şeklidir. Evet. Sadece çeşitliliği sağlıyor. Konjugasyon bakterilerde genetik çeşitliliği sağlayan olaylardan biridir. Evet, zaten söyledik. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Karşılıklı değil, tek yönlü bir parça geçişi vardır. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hibrit çaprazlama sonuçlarının Mendel açılım oranlarından sapmasının gerekçesi olarak gösterilemez. Şimdi Mendel açılım oranları neydi? Şimdi Mendel diyor ki e, araştırma yaptığı zaman anneler arasında hep bir tam baskınlık olduğunu düşünüyor. Tam baskınlık. Dolayısıyla bu orana göre diyorken tam baskınlık olayına göre diyor ki canlar arasında ne vardır? Hep tam baskınlık durumu vardır anneler arasında. Eğer tam baskınlıktan şaşıyorsa yani ara bir fenotip ortaya çıkıyorsa ya da oranları şaşıyorsa buna biz Mendel'in açılım oranlarından sapması diyoruz. Bunu da sonraki bilim insanları bulmuş zaten. Diyor ki alleller arasında tam baskınlık ve çekinikli durumun olması. Şimdi bu Mendel'in zaten kendi açılım oranıdır. Burada diyor ki sapmasının gerekçesi olarak gösterilemez. Bu bir gerekçe değildir. Zaten tam baskınlığı burada anlatmış. Cevabımız A şıkkı. Genlerin aynı kromozom üzerinde yakın konumlanmış olması. Şimdi yakın konumlanmışsa crossing over gözlenmesi hani çok düşüktür. Crossing over olayı düşer. Ve yakın konumda konumlanmışsa bunlar bağlı genler demektir zaten. Bağlı genleri Mendel açıklamıyor. O yüzden bu sapmasının gerekçesi olarak gösterilebilir. Çaprazlama sonucunda elde edilen yavru sayısının az olması. Bu da yine arkadaşlar sapmanın bir gerekçesi olarak gösterilebilir. Dolayısıyla bu da olur. Genler arasında epistatik etkileşimli olması. Epistasi de yine Mendel'in açıkladığı bir durum değildir. Dolayısıyla bu da gösterilir. Eşeyle sınırlı bir özellikle ilgili çaprazlama yapılmış olması. Yine eşeğe bağlı kalıtımı da arkadaşlar Mendel yapmıyor. Sonraki bilim insanları yapıyor. Mendel'in yaptığı tek şey tam baskınlık. Tam baskındık üzerine her şeyi açıklıyor, bütün kuralları veriyor, ama diğerleriyle ilgili net bir araştırma yapamıyor. Zaten Mendel'in hayatından bahsetmiştim. Mendel bunlar işte normalde bir e, kilisede çalışıyor arkadaşlar, rahip deniliyordu galiba onlara Evet, e, orada rahiplik yaparken şey yapıyor. Bir de bahçede hani bezelye ekiyor, yetiştiriyor. İşte başka bitkiler ekiyor, yerleştiriyor. Bezelyelerde dikkatini çekiyor hani bazıları yeşil tohumlu bazıları sarı tohumlu bazıları işte buruşuk bazıları düz ya diyor bunlar nasıl böyle oluyor falan hani tesadüflerle dolu hayat gerçekten belki de bizim karşımıza da ileride böyle bir tesadüf çıkar da bir şeyler buluruz ee, bunları sonra araştırmaya başlıyor araştırmaya başladığı zaman bir kitap haline getiriyor bu gördüğü bütün şeyler işte orada monoibrit çaprazlamalar bir çaprazlamalar yapıyor oranlar bulunuyor açılım oranları olasılık kuralları falan buluyor kitap haline getiriliyor ve diğer bilim insanlarına gönderiyor şimdi bilimin hani doğruluğunu araştırabilmek için diğer bilim insanlarından da onay almak gerekiyor yani doğruluğunu kanıtlayabilmek için öbürlerinin hiç umurunda olmuyor ya diyor bu ne yazmış falan filan hiç umursamıyorlar Mendel öldükten belli bir süre sonra başka bilim insanları Mendel'in bulduğu sonuçları buluyor arkadaşlar. Araştırmalar yapıyorlar. Ya diyorlar Mendel'in kitabını bir getirin bakalım hani biz bunu bulduk da hani Mendel'inkiyle aynı. Sonra Mendel'i zaten kalıtımın babası olarak görüyorlar ama Mendel öldükten sonra tabii ki eseri kalıyor. Ama keşke yaşarken görmüş olsaydı gerçekten insanın kıymeti yaşarken bilinirse hani onun için daha iyi olur. Öldükten sonra pek bir anlamı kalmıyor. Cevabımız ne oluyor? A şıkkı oluyor. Gelelim Hardy-Weinberg sorusuna. Diyor ki Hardy-Weinberg dengesindeki bir popülasyonda baskın fenotipe sahip bireylerin oranı yüzde %91'dir. Bu popülasyonda homozigot genotipli bireylerin frekansının yüzde kaç olması gerekir? Şimdi arkadaşlar bakın, baskın fenotipe sahip olan bireyler. Bakın baskın fenotip olan bireyler nedir? Büyük A büyük A'dır ve büyük A küçük A'dır. Bunlar neymiş? 0,91'miş. Biz neyi biliyoruz? Bu oranları topladığımız zaman 1'e eşit oluyor diye biliyoruz değil mi? O zaman küçük a küçük a nedir? Küçük a küçük a da 0,09'dur. Pardon şöyle 9 yazdım. 0,09'dur. Peki biz burada baskın olan gene P'yi veriyorduk değil mi? Çekinlik olanı da Q'yu veriyorduk arkadaşlar. Peki burada bizim küçük a küçük a'mız nedir? Q, Q. Yani Q karedir. Dolayısıyla Q kare olduğu için Q kare eşittir. Ne oluyor burada? 0,09. Benim Q'yu bulmam lazım ki P'yi bulayım oradan. Çünkü P artı Q'nun P artı Q eşittir 1 diye biliyorum. Buradan P'yi bulmam lazım. Peki karekök içine alırsam ne olur arkadaşlar? Q eşittir 0,3 olur mu? Olur. Q'yu 0,3 bulduğuma göre P nedir buradan? birden çıkarırsam 0,7 olur. Bize neyi soruyor? Homozigot genotipli bireylerin frekansını soruyor. Yüzde kaçtır diye. Homozygotlar hangileri peki? Büyük A büyük A olanlar ve küçük A küçük A olanlar. Şimdi küçük A küçük A biliyorum zaten 0,09. Benim büyük A büyük A'yı bulmam lazım. Büyük A büyük A'yı bulmam için de P'leri çarpacağım. 0,7 çarpı 0,7. Ne olacak? 0,49. Hey şey büyük A büyük A'yı da bulduk. İkisini topladığımız zaman ne olur arkadaşlar? 0,49 artı 0,09 ne olur? 0,58. Yüzde kaç dediği için ne oluyor? 0,58 yani yüzde 58 olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Hani aslında çok basit bir soru ama sınav heyecanından hani sınav anı gerçekten çok farklı bir psikoloji. Sınav anında farklı şeyler yapmış olabilirsiniz. Cevabımız bu şekilde bulunacak. Popülasyon genetiğini çözemiyorum diyorsanız benim çıkmış sorularla ilgili popülasyon genetiği çıkmış soruları mutlaka izleyin arkadaşlar çözeceksiniz. Bundan sonra hiçbir popülasyon genetiği sorusunu kaçırmayacaksınız. Hem izleyin hem benim orada popülasyon genetiği ile ilgili çözdüğüm örnekler var. Onları izleyin hem de çıkmış sorularını izleyin. Emin olun bir daha çözemiyorum demeyeceksiniz. Gelelim 25. sorumuza. Diyor ki prokaryotik ve ökaryot hücrelerdeki protein sentezi ile ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. Her iki hücre tipinde transkripsiyonun hücrede gerçekleştiği yer farklıdır. Şimdi transkripsiyon neydi? DNA'dan RNA sentezi. Arkadaşlar prokaryotlarda DNA neredeydi? Sitoplazma. Ökaryotlarda neredeydi? Çekirdekte. Şimdi DNA neredeyse RNA sentezi de orada gerçekleşir. Dolayısıyla transkripsiyon prokaryotlarda stoplazmada iken e, ökaryotlarda çekirdekte gerçekleşir. O zaman gerçekleştiği yer farklıdır dediği için bu doğrudur. Her iki hücre tipinde sentezlenen mesajcı RNA değişimi uğratılmadan doğrudan transkripsiyon sürecinde işlev görür demiş bu yanlıştır. Prokaryotlarda değiştirilmez doğru. Üretilen mesaj RNA direkt olarak ne yapıyor? İşte sitoplazmada zaten üretildiği için direkt ribozoma bağlanıyor. Ama ökaryotlarda değişime uğruyor. Bir poli A dediğimiz kuyruk takılıyor. Bir de 5 üssü başlık ekleniyor arkadaşlar. Daha sonra ee, poli A kuyruğu ekleniyordu. Bir de 5 üssü başlık değil mi? başlık ekleniyordu. Dolayısıyla bu, bu değişime uğradıktan sonra e, ökaryotik hücrelerde sentez başlıyor, translasyon başlıyor. O yüzden bu yanlıştır. Her iki hücre tipinde de sitozoldeki yani sitoplazmadaki taşıyıcı reynalar kendilerine özgü amino asitleri bağlayarak ribozomlara taşır. Evet her ikisinde de taşıyıcı reyna sadece kendisine özgü amino asitleri bağlar taşır. O yüzden doğrudur. Bize doğru olanları sorduğu için cevabımız 1 ve 3 şeklinde olacak. 26. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir hücrede bulunan şaperon proteinlerinin görevleri arasında yer alır? Şaperon arkadaşlar zaten tek bir görevi vardır. Proteinlerin katlanmasına yardımcı oluyor. Bakın direkt proteini katlamaz. Proteinin doğru şekilde katlanması için yol gösterir diyelim. Hani direkt katlama olayını yapmıyor yol gösteriyor. O yüzden cevabımız direkt ne olacak zaten? A olacak. Hücre zarından hücre içerisine madde taşımasını sağlayan bunu taşıyıcı proteinler yapıyor. Yabancı mikroorganizmaları inaktive ederek hücreyi koruma bunu antikorlar yapıyor. antikorda bir proteindir. Hücrelerin çeşitli kimyasal uyarılara cevap vermesini sağlama bunu reseptör proteinleri yapar. Hücrenin çeşitli kısımlarında enerji verici olarak depolanma arkadaşlar zaten proteinler depolanmaz enerji verici olarak o yüzden bu direkt yanlıştır. Proteinler yağlara dönüştürülerek depolanır. O yüzden cevabımız ne olur? A şıkkı olur. 27. sorumuz kaltım sorusuna geldik. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında burada önceden çözdüğüm için şurası kalmış. İnsan popülasyonunda çok nadir görülen ve o zaman çeknik anneler ile kalınan bir hastalığın seyri gösterilmiştir. Diyor ki bu soy ağacında A ve B ile gösterilen bireylerin ilk çocukları sağlıklı olduğuna göre ikinci çocuklarında bu hastalığın görülme olasılığı kaçtır? Soy ağacında yer alan 2'nin biri. 3'ün biri ve 3'ün 4'ün oğlu bireyler çekinik alleli taşımamaktadır. Şimdi bu bireyler çekinik alleli taşımıyorsa o zaman bu bireyler nedir? Homozigottur. Bakın. Bu 1 1 ve 4 numaralı birey nedir? Homozigottur. Şimdi o zaman taralı bireyler nedir arkadaşlar? Taralı bireylerde zaten küçük h küçük şeklinde yazıyor. Biraz daha yakınlaştırayım daha kolay yapalım daha önce de çözdüm. Hatta Instagram'a da attım, YouTube'a da attım. Yani ben şöyle söyleyeyim. ÖABT'nin gelmiş geçmiş biraz daha böyle düşündüren sorusu diyebilirim arkadaşlar. Zor bir soru değil, yapılabilir bir soru ama çok düşündüren bir soru. Şimdi geliyorum. Bakın bu küçük ağlar ne yapacak? Bakın çocuklarına verecek mi bu genleri verecek. Dolayısıyla buradaki küçük ağ ne yaptı? Bakın çocuğuna verdi. Buradaki küçük ağ da buradaki kızına verdi mi? Verdi. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bunun heterozigot olması gerekiyor değil mi? Heterozigot oldu. Peki şu bireyimiz bakın şuradaki bir numaralı bireyin çocuğu ne olur? Mecburen bakın ne olmak zorunda? Ya büyük A büyük A şeklinde olacak ya da büyük A küçük A şeklinde olacak. Peki A numaralı bireyde bakın A nolu bireyde Şimdi buradan bu büyük A küçük A'nın gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2 bir kere ben bunu yazdım. Çünkü bunun iki tane olasılığı var. Ya büyük A büyük A gelecek ya da büyük A küçük A. A numaralı bireye geçebilmesi için büyük A küçük A'nın gelmesi lazım. Sonra ben bu büyük A büyük A ile büyük A küçük A'yı tekrardan çaprazlıyorum. Peki bu A numaralı birey ne olur? Ya büyük A büyük A olur ya da büyük A küçük A olur. Buradaki çocuğun. Bu özelliği gösterebilmesi için anneden de babadan da küçük A'nın gelmesi lazım. Yani büyük A küçük A'ya sahip olması lazım A numaralı birey. O zaman ben buraya yine 1 bölü 2 yazdım mı? Yazdım. Çünkü gelme ihtimali 1 bölü 2. Tamamdır. A bireyini bulduk. Şimdi geliyorum B'yi bulmaya. B'yi bulurken de arkadaşlar yine şu heterozigot olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Peki şuradaki bireyimiz bakın şu erkek bireyimiz babası. Ne olur? Ya büyük A büyük A olur. Çünkü bununla ilgili bize bir şey vermemiş. Ya da büyük A küçük A olur. Değil mi? Sonra geliyorum. Bakın büyük A büyük A ya da büyük A küçük A. Buradaki birey arkadaşlar şu çocuğuna da burayı, burayı atlamışım pardon özür dilerim şu kısmı. Bakın şu taralı olan bireyi ne yapacak? Buradaki çocuğa da küçük A verecek. Dolayısıyla bu heterozigot olacak. Şimdi heterozigot olduğu için zaten hani buradan B'ye hani gelme ihtimali var ama benim burada şunu da katmam gerekiyor. Bakın büyük A büyük A gelirse olayımız hani buradaki bireyimiz büyük A küçük A şeklinde olacak. Büyük A küçük A gelirse arkadaşlar yine küçük A küçük A gelme ihtimali de var ama bunu şöyle düşüneceğiz. Bakın aa bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. ben burayı niye karıştırıyorum ki arkadaşlar şuradaki birey Küçük ay küçük ay değil mi? Evet. Bu birey kesinlikle erkek çocuğuna küçük ay vermez mi? Verir. Dolayısıyla bu bireyimizde heterozigot oldu mu? Oldu. Şimdi işimiz daha kolaylaştı. Ben biraz zorlaştırmaya çalışmışım açıkçası. Şunları çaprazladığımız zaman. Şuradaki bireyimize bakalım. Bakın ilk önce çaprazlama olayını yapalım. Ne olur çaprazlama yaptığında? Büyük A büyük A olur. Büyük A küçük A olur. Büyük A küçük A olur küçük a küçük a olur. Küçük a küçük a çalmıyorum zaten eğer olsaydı buradaki birey taralı olurdu. Taralı olmadığı için şu üçünden biri. Peki bunun kocası, kocası diyeyim. Büyük a büyük a mı? Evet. O zaman buraya heterozigot bireyin gelmesi lazım. Heterozigot gelme ihtimali nedir? 2/3'tür. bölü 3'tür. O zaman ben buraya bir de 2/3 bölü 3 yazdım mı? Yazdım. Buraya da küçük a büyük a küçük a geldiğini düşünüyorum. Sonra B numu B B nolu birey B nolu yalnız. B bireyini buluyorum. B bireyinin de genotipi ne olur arkadaşlar? Ya büyük A büyük A olur ya da büyük A küçük A olur. Yine bunun gelme ihtimali de 1 bölü 2 değil mi? Hop yazdım yanına 1 bölü 2 daha. Sürekli yaza yaza gidiyorum. Bakın dediğim gibi her basamakta bir oran yazıyoruz burada. O yüzden sizi biraz zorlamıştır. Şimdi bu bireyin çekinik olma ihtimalini bulacağım. Çaprazlama yaptığım zaman bakın bireyimiz ne olur? Büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A küçük küçük alır olur. Bize neyi soruyor? Bu hastalığın görülme olayını soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada hastalığın görülme olayı 1 bölü 4 olduğu için buraya bir de ne yazıyorum? 1 bölü 4 yazıyorum. Şuradaki ikiler birbirini götürdü mü? Götürdü. 2 kere 2, 4. 4 kere 4, 16. 16 ile 3'ü çarptığımız zaman ne olur? 1 bölü 48 olur arkadaşlar. Cevabımız 1 bölü 48 şeklinde burada 1 bölü 48'i vermemiş. Cevabımız 1 bölü 48 şeklinde olacak unutmayalım. Dediğim gibi her basamağında oran yazdığımız bir sorudur. Oldukça zor, özellikle sınav anında gerçekten sizi zorlayacak bir soruydu. Ee, en fazla zamanı bunu harcamışsınızdır diyebilirim. Cevabımız 1 bölü 48'tir. Yeni diğer sorumuza. Diyor ki insanlarda kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunda taşınan çekinik bir alel ile kalıtılmaktadır. Otozomal bir genle kalıtılan saç biçimi şeklinde kıvırcık saç özelliğinden sorumlu olan alel düz saç özelliğinden sorumlu olan alele baskındır. Babası renk körü, kendisi bu bakımdan sağlıklı olan düz saçlı bir kadın. Şimdi babası renk körüyse kendisi sağlıklıymış. O zaman babasından renk körü genini almış mıdır? Sonuçta baba nedir? X üzeri küçük R Y. Kız çocuğuna mecburen X üzeri küçük R'yi verecek. Ama kendisi sağlıklıymış. O zaman büyük R'yi taşıyor. Sağlıklı. Taşıyıcı burada sadece. Düz saçlı. Düz saç neymiş? Çekinik. O zaman küçük B küçük B yazdım. Böyle bir kadın var. Babası düz saçlı ancak kendisi kıvırcık saçlı ve renk körü olmayan bir erkek bir kere erkek renk körü değilse bu arada şu çarpıyı sileyim orada karışmasın erkek renk körü değilse zaten x üzeri büyük r y'dir ama erkeğin neymiş babası düz saçlıymış kendisi kıvırcık babası düz saçlıysa küçük bey babası vermiştir kendisi kıvırcık olduğu için büyük bey almıştır bunu zaten bulduktan sonra gerisi çok kolay. Diyor ki bu çiftin düz saçlı, renk körü bir çocuğunun olma olasılığı. Her ikisini kendi arasında çaprazlayacağım bakın. X'leri Y'leri kendi arasında, B'leri de kendi arasında çaprazlayacağız. Bakalım. Çaprazladığımda ne olur? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R. Daha sonra X üzeri büyük R Y. X üzeri büyük R X üzeri küçük R x üzeri küçük r y çaprazladım. B'leri de çaprazlayalım. Bunu tek bir b olarak görün. Ne olur? Büyük b, küçük b, küçük b, küçük b. Ne diyor bize? Düz saçlı. Düz saçlı olabilmesi için küçük b olması lazım. 1 bölü 2. Renk körü bir çocuk. Renk körü bir çocuğun olma olasılığı nedir? Bakın bir tane olmuş. 4 çocuktan o zaman 1 bölü 4. Çarptığımız zaman sonuç ne olacak? 1 bölü 8 olacak arkadaşlar. Cevabımız denizi seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Doğadaki türleşme olayları incelendiğinde diyor hangileri allopatrik türleşmeye örnek oluşturur? Şimdi allopatrik türleşme nedir? İlk önce bundan bahsedelim arkadaşlar. Aynı tür ait iki tane popülasyonlar var. Bunlar gidiyorlar, farklı yerlere yerleşiyorlar ve burada yeni tür oluşturuyorlar. Tamam mı? Yeni farklılaşıyorlar yani yeni bir tür oluşuyor. Allopatrik türleşme budur diyor ki. Yapısal olarak birbirinden farklı iki komitenin geçiş sonunda karşılaşan iki farklı tür arasındaki hibritleşme sonucunda yeni tür oluşumu. Bakın burada bir alan ayrılması yok. O yüzden bu alopatrik türleşme değildir. Aynı türe ait iki popülasyonun farklı coğrafik alanlara yerleşerek coğrafik bir izolasyonun oluşumu sonucunda yeni tür oluşumu. Evet bu allopatrik türleşmedir. Doğru. Bir türe ait iki popülasyonun aynı alan içerisinde bulunan iki farklı makro, mikro habitata uyum sağlaması sonucunda yeni tür oluşum. Bakın burada aynı alan var. Allopatrik türleşmede farklı alanlar olmak zorunda. Bu nedir? Aynı alanda farklı yerlere farklı habitatlara uyum sağlıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar e, burada bir coğrafik izolasyon olmadığı için bu simpatrik türleşmedir. Simpatrik türleşme. Cevabımız alopatrik türleşmeyi sorduğu için yalnız iki şeklinde olacak. Gelelim 30 sorumuza. Doğal seçilimle ilgili hangisi yanlıştır? Doğal seçilim neydi? Doğaya uyum sağlayanlar yaşıyorlar. Uyum sağlayamayanlar ölüyorlar. Doğal seçilimde çevre koşullarının değişmesi popülasyonun gen havuzundaki bazı genotipleri olumsuz yönde etkileyebilir. Evet. Mesela şöyle düşünün. Bakın kıvırcık saçlı ve düz saçlı bireyleri. Düşünün. Doğaya Tabii böyle bir durum olmaz da şöyle düşünün. Kıvırcık saçlı olan bireyler daha iyi uyum sağlamıştır. Düz saçlı olan bireyler iyi uyum sağlayamamıştır. Dolayısıyla düz saçlı olanlar elendiği için gen havuzunda ne yaptı? Düz saçlı olanlar olumsuz etkilendi. O yüzden bu doğrudur. Doğal seçilim popülasyondaki bazı bireylerin uyum değerini olumlu yönde etkiler. Evet mesela kıvırcık saçlılar ne oldu az önce? İyi uyum sağladı değil mi? Olumlu yönde etkilendi olur. Bireyler arasında mevcut olan kalıtılabilir varyasyonlar doğal seçilimin işlemesine fırsat sağlar. Yani varyasyon dediğimiz çeşitlilik. Evet bu çeşitlilik sayesinde doğal seçilim e, mekanizmasına ne yapıyor? Fırsat sağlıyor ve ortama uyumunu artırıyor aslında bu varyasyonlar. Dolayısıyla arkadaşlar doğrudur. Doğal seçilim sürecinde belirli kalıtsal özellikleri içeren bireyler daha yüksek oranda yaşama ve üreme eğiliminde olur. E, doğru ne yapıyor? <laughs> Burada arkadaşlar ee, doğal seçilimde bakın kıvırcık saçlı olanlar ne yaptı daha yüksek oranda yaşadılar ürediler sayıları arttı düz saçlı olanlar elendiler dolayısıyla doğrudur doğal seçilim bireysel özelliklere bağlı olduğu için evrimleşme popülasyonlarla değil bireylerle gerçekleşir. Bakın evrim hiçbir zaman bireyde olmaz. Evrimler evrimleşme popülasyonda gerçekleşir, tamam mı? Burada bireyde gerçekleşir demiş. Bu yanlıştır. Bireyler evrimleşmeye doğru katkı sağlıyor ama evrimleşme popülasyonun kendisinde görülür, bireyde değil arkadaşlar. Cevabımız edirne seçeneği olacak. 31. sorumuza geçelim. Evet, 31. soruda diyor ki arkadaşlar stomalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım, stomaların kapanması bitkilerde su tasarrufu sağlar demiş. Şimdi e, stomaları şöyle kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Stomalar neydi? Şöyle bir stoma açıklığı, iki tane stoma bekçi hücresi dediğimiz hücrelerden oluşur. Yanlarında da arkadaşlar ne vardır? Komşu hücreler vardır. Burada bulunan stoma açıklığının yani şu kısmın açılabilmesi için bekçi hücrelerindeki turgor basıncının artması lazım. Turgor basıncı buradaki çeperlere bir basınç uyguluyor ve bu basınç sayesinde de ne yapıyor? Stomalar açılıyor. Peki turgor basıncının artabilmesi için ne olması lazım? Hücrenin kendine su çekmesi lazım. Hücreye su çektirecek olan olaylar nelerdir? Yani şuradaki bekçi hücrelerini öyle bir şey yapmamız lazım ki Bekçi hücrelerinde e, su artışı gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Nasıl olur biliyor musunuz? Bitkideki bu e, bekçi hücreleri eğer fotosentez yaparsa bakın fotosentez yaparsa suyu kullanacağı için ne yapacaktır? Su eksiği hissedecektir. Su eksikliği hissettiği için de hemen komşu hücrelerden su alacaktır. Ve dolayısıyla su miktarını artırır. Böylece ne olur? turgor basıncıyla stomalar açılır. Ayrıca fotosentez yaptığı gibi fotosentez sonucunda glikoz gibi şekerleri de ürettiği için o şeker de bekçi hücresindeki derişimi artır ve daha çok su isteği hisseder. Su içme isteği, su alma isteği. O yüzden de su artışı gerçekleşir. Komşu hücrelerden bek hücrelere doğru geçiş olur. Sonrasında bek hücrelerdeki potasyum miktarı artarsa yine derişim yükseleceği için arkadaşlar ne olacak? bekçi hücreleri kendisine komşu hücrelerinden su çekecek ve turgor basıncı arttığı için de su tomalar açılacak. Bakalım. Diyor ki stomaların kapanması bitkilerde su tasarrufu sağlar. Doğrudur. Mesela stomaların görevlerinden bir tanesini daha söyleyeyim. Stomalar arkadaşlar bitkide ee, terlemeyi sağlayan yapılardır. Dolayısıyla eğer stomaları kapatırsam terlemeyi engelleyeceğim için ya da azaltacağım için ne yapmış olurum? Su tasarrufu sağlamış olurum. Bu doğrudur. Bitkilerin yapraklarındaki ee, Yapraklarındaki toplam stoma sayısı çevresel koşullara bağlı değişkenlik gösterir. Şimdi burada hem çevresel koşullara hem de genetik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla doğrudur bekçi hücrelerinde proton pompalarının aktifleşmesinin uyarılması stomaların kapanmasında etkilidir şimdi burada proton pompaları dediği nedir bakın proton artı yüklü değil mi proton pompasının aktifleştirilmesinin uyarılması stomaların kapanmasında etkilidir Proton pompasında burada hani potasyumları düşüneceğiz. Çünkü buradaki proton potasyumdur. Arkadaşlar proton pompasını aktifleştirirsem ne olur? Komşu hücrelerden bekçi hücrelere doğru proton çeker. Yani potasyum çeker. Burada da e, derişim artacağı için kendine ayrıca yine su çeker ve stomalar açılır. Burada turgor basıncı artacağı için. O yüzden stomaların kapanmasına değil açılmasına etki eder. Bu yanlıştır. Yaprak içindeki karbondioksit derişiminin artması stomaların kapanmasına yol açabilir. Doğru. Eee stomalar arkadaşlar ayrıca karbondioksit alışverişini de sağlıyor. Yani e, atmosferden karbondioksit alımını sağlıyor. Eğer yapraklardaki karbondioksit derişimi artarsa stomalar kapanabilir. Doğrudur. Bek hücreleri Potasyum girişi stomaların açılmasına neden olur. Zaten bunu anlattım, söyledim. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. Diğer sorumuz diyor ki, çiçekli bir bitkide döllenmeden sonra aşağıdakilerden hangisinin başka bir organa dönüşmesi veya başka bir yapıyı oluşturması beklenmez? Şimdi bakalım. Arkadaşlar burada ovaryum Bakın ovaryum dediği nedir aslında? Yumurtalık değil mi? Arkadaşlar yumurtalık yani ovaryum neye dönüşüyor? Tabii ki e, meyveye dönüşüyor. Meyve. Meyveyi oluşturuyor. Tohum taslağı arkadaşlar neye dönüşüyor? Zaten adı üstünde tohuma dönüşüyor. Burada kutup çekirdekleri yine aynı şekilde meyvenin oluşumuna katılabiliyor. Çiçek tablası arkadaşlar meyvenin oluşumuna katılabiliyor. Ama burada e, polen tüpü dediğimiz yapı herhangi bir yapıya dönüşmez. Polen tüpü nedir arkadaşlar? Vegetatif çekirdeğin oluşturduğu işte şu bizim çiçeğimizin ovaryumu olsun. Ovaryumun içerisine doğru giden aslında bu dişi organdır. Ovaryum dediğimiz yapı şurasıdır. Ovaryum yapısı burası dişicik borusu burası da dişicik tepesidir arkadaşlar buraya gelen polen içerisindeki tane çekirdek barındırıyor bir tanesi vejetatif çekirdek bir tanesi de generatif çekirdek vejetatif çekirdek tüp çekirdeği olarak da isimlendirilir veya işte ee, evet tüp çekirdeği olarak da isimlendirilir bu çekirdek ne yapıyor peki? Bu çekirdek şöyle içeriye doğru mikropil açıklığı dediğimiz açıklığa doğru şöyle bir tüp oluşturuyor. Ve oluşturduğu bu tüp sayesinde içeriye giren generatif çekirdek mitoz bölünme geçiriyor ve iki tane sperm çekirdeği oluşturuyor sperm. Bu spermler geliyor burada bir tanesi polar çekirdekleri döllüyor kutup çekirdeklerini yani diğeri de yumurtayı dölleyerek zigot oluşturuyor. Polar çekirdeklerin veya işte diğer bir ismiyle kutup çekirdeklerinin döllenmesiyle de triploid yapıda yani 3N kromozomlu endosiper oluşuyor. Burada ne oluşmaz dediğimiz gibi polen tüpü dönüşmez arkadaşlar. Cevabımız deniz seçeneği olur. Gelelim 33. sorumuza. Kökün vasküler silindirini oluşturan 3 dokudan biri olan pericycle ile ilgili diyor hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar pericycle dediğimiz yapı ne olur? Bakın vasküler silindir oluşturuyor. Yani iletim demetlerinin etrafında bulunan bir silindirdir. Mesela şu dışarıda epidermistir, kök epidermisi. Bir içeride arkadaşlar endodermis dediğimiz yapı bulunur. Şöyle endodermis. Endodermisin bir içinde de işte pericycle dediğimiz yapı vardır. Bu pericycle'da Pericycle'ın içerisinde de iletim demetleri bulunuyor. İşte kısilen fulen bulunuyor. Baktığımız zaman bakın örtü dokudan köken alır diyor. Örtü doku nerede bakın dışarıda. Pericycle nerede? İçeride. Arkadaşlar pericycle örtü dokudan köken almaz. Burada şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi endodermis var dedik de endodermisin içinde de perisayka bunu dedik. Endodermisten farklılaşan hücrelerden de oluşabilir. Veya işte kısilen fülemin haricinde bulunan burada başka hücrelerinde yine farklılaşmasıyla oluşabilir. Ama örtü dokudan köken almadığını biliyoruz. O yüzden bu yanlıştır. Lateral kökleri oluşturabilir. Evet şimdi lateral kök ne demek? Arkadaşlar buradaki kısilemlerden bağlantı kurarak dışarıya doğru çıkan köklere biz lateral kökler diyoruz bu da pericycle'ın e, köken oluşturmasıyla oluşur çünkü pericycle direkt kısileme bağlantı kurabiliyor o yüzden doğrudur kısilem hücrelerine iyonları taşır evet bir geçiş bölgesidir arkadaşlar doğrudur Dikotil ve monokotil köklerinin her ikisinde de bulunabilir. Pericycle illa dikotilde var monokotilde yok veya tam tersi diyemiyoruz. Her ikisinde de bulunabiliyor. Kökün sekonder büyümesine katkı sağlar. Evet aynı kan büyüm gibi arkadaşlar. sekonder büyüme yani enine kalınlaşmaya katkı sağlıyor. Yine iletim demetleriyle ilişkisi olduğu için. Ama örtü dokudan köken almaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Gelelim diğer sorumuza. 34. soru diyor ki koleoptiller ışık uyarımına ışığa doğru yönelerek yanıt verirler. Bu yanıt sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Koleoptil bir kere ışığa nasıl yanıt veriyor? Bunun temelini kim oluşturuyor? Oksin proteini. Yani oksin hormonundan bahsediyoruz. Arkadaşlar şu bizim koleoptilimiz olsun. Şimdi ışık buradan geldiği zaman şuradan ışık veriyorum. Ne yapıyor oksin hormonu? Oksin hormonu ışıktan kaçıyor ve ışığın zıt yönünde birikmeye başlıyor. Burada biriktiği zaman oksinin görevlerinden bir tanesi de hücre bölünmesini uyarmaktır. Hücre bölünmesini uyararak buradaki hücrelerin çoğalmasını sağlıyor. Bakın, oksin bu tarafta var. Buradaki hücreleri çoğaltıyor ama diğer tarafta yok. Dolayısıyla buradaki hücreler büyüdüğü için bakın burada bir büyüme gerçekleşir. Diğer tarafta gerçekleşmediği için arkadaşlar burada herhangi bir büyüme olmadığı için ne oluyor? Sanki ışığa doğru dönüyormuş gibi olur. Aslında burada ışığa doğru dönme olayı değil oksinin burada hücreleri büyütmesi diğer tarafta büyütmemesinden kaynaklı olan bir durumdur. Diyor ki: Koloptilin ışık tarafı, ışık alan tarafındaki hücrelerde oksin miktarı artar. Hayır, aksine ne dedik? Işıktan kaçıyor dedik. Yani ışık almayan tarafta oksin miktarı artıyor. Bu yanlıştır. Koleoptilin gölge tarafında yani ışık kalmayan tarafında hücre uzaması fazladır. Evet hücre uzaması fazla olduğu için ne oldu? Bakın ışığa doğru yönelmesine sebep oldu. Doğrudur. Oksin taşıyıcı proteinler oksinin koleoptilde asimetrik taşınmasını sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Işıktan kaçmasını sağlıyor bir nevi. Dolayısıyla doğru olur. Cevabımız da ne olacak? Tabii ki Edirne seçeneği 2 ve 3 şeklinde olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki metrelerce yüksekliğe sahip ağaçlarda kısilem öz suyu yer çekimine rağmen yukarıya doğru hareket etmektedir. Bu bir ağacın kısilem öz suyunun yukarıya çıkması ile ilgili hangisi söylenemez? Biz şimdi burada 3 tane teori biliyoruz değil mi? Kısilemde madde taşınmasını su taşınması ile ilgili şunu biliyoruz. 3 tane madde bunlardan bir tanesi neydi? Kılcallıktı. Kılcallık. Arkadaşlar kılcallık olayında Genellikle kısa boylu bodur bitkilerde geçerli olur kılcallık. Borusu yani kısilem dediğimiz iletim demeti ne kadar ince ise su o kadar yükseğe taşınıyor. Bu daha böyle kısa boylu bitkilerde etkilidir. Daha sonra kök basıncı. Kök basıncı dediğimiz olay etkilidir. Burada da suyun pozitif basıncıyla kaynaklanan bir durumdur. Kök ne yapıyor? Sürekli kendisine su çekerek yukarıya doğru iletiyor. Diğer arkadaşlar Terleme kohezyon dediğimiz. Terleme kohezyon. Şimdi kohezyon ne demek? Su moleküllerinin birbirlerine hidrojen bağlarıyla bağlanarak bir yol oluşturması gibi düşünün. Yani ne yapıyor? Bakın su molekülleri şöyle birbirlerine hidrojenle bağlanarak hidrojen bağıyla şöyle bir yol oluşturuyorlar. Ve bu yol sayesinde ta yukarılara kadar taşınıyorlar. Kohezyon kuvveti bu. Ayrıca bitki terledikçe, bakın bitki terledikçe ne yapıyor? Su kaybediyor. Su kaybettikçe de yukarıya doğru ne oluyor? Bir çekim oluyor. Dolayısıyla terleme kohezyon dediğimiz etki bu şekildedir. En etkili olan terleme kohezyondur. Sonrasında kök basıncı gelir. En az etkili olan ise kılcallıktır ki zaten kılcallık daha böyle kısa boylu bodur bitkilerde etkili olan bir taşıma yöntemidir. Bakalım transpirasyon etkilidir. Transpirasyon dediği nedir? Terleme. Terleme etkili mi? Evet. Su kökten yapraklara kısilemde oluşan pozitif basınç farkıyla. Bakın kısilemde bir negatif basınç oluşur. E, ee, şeyde ise köklerde ise bir pozitif basınç oluşur. Dolayısıyla kısilemde oluşan pozitif değil negatif basınç oluşacak. Buradaki negatif basınç dediğimizde suyu çekmesi. Hani çekme olayı toprakta nedir? Negatif bir etki oluşturur değil mi? Oradan aklınızda kalsın. Kısilem ne yapıyor? Topraktaki o e, suyu çekerek toprağa negatif bir etki oluşturuyor. O yüzden negatif basıncı buradan aklınızda tutabilirsiniz. Suyun adezyon ve kohezyon özelliği. Zaten kohezyonu açıkladım. Adezyon nedir? Şimdi şunun da bir kısilen borusu olduğunu düşünün arkadaşlar. Bakın kısilen borusu. Su molekülleri birbirlerine tutunuyorlar. Biz buna kohezyon diyoruz. Ayrıca gelip buradaki kısilemin duvarlarına da tutunuyorlar. Ve böylece yukarı doğru bir yol oluşturuyorlar. Buna da ne diyoruz? Adezyon kuvveti diyoruz. Dolayısıyla etkilidir. Doğru. ATP harcanmaz. Evet suyun taşınımında hiçbir zaman ATP harcanmaz. Unutmayın. Kohezyon gerilim hipotezi ile açıklanabilir. Bu terleme kohezyonu kohezyon gerilim hipotezi de denilebilir. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği pozitif basınç değil negatif basınç olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bir C3 bitkisi ve bir C4 bitkisinin karboksilasyon yolları ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Bakalım şimdi C3 bitkisi bizim böyle etrafımızda sürekli olarak gördüğümüz yani genel olarak gördüğümüz bitkiler. C4 bitkileri arkadaşlar biraz daha böyle susuzluğa dayanıklı olan bitkilerdir. Cam bitkileri ise tam bir kurak ortam bitkileridir. Tamam mı? Unutmayalım. Her iki bitkide de diyor karboksilasyonun, karboksilasyon ne demek? E, karbondoksitin bağlanması demektir. Karboksilasyonun ilk basamağı aynıdır. Şimdi bakın bu yanlıştır. Neden? Çünkü C3 bitkisinde karbondoksit direkt olarak e, döngüsüne verilirken C4 ve cam bitkilerinde arkadaşlar cam içinde söylüyorum karbondoksit direkt şeye verilmiyor kar neydi Calvin döngüsüne verilmiyor arkadaşlar burada ne yapıyor C4 bitkileri bir süre mezofilde depo ediyorlar daha sonra da demetkının hücrelerinde fotosentez gerçekleşiyor ama Calvin döngüsü gerçekleşiyor dolayısıyla bu yanlıştır hani aynı değildir. C4 bitkisinde karboksilasyonda hem mezofil hem de demet kını hücreleri işlev görür. Evet az önce söylediğim gibi ikisinde de işlevi vardır. Her iki bitkide de Calvin döngüsüne karbondoksitin katılmasında Rubisco enzimi işlev görür. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi Rubisco enzimi C3 ve C4 bitkisinde vardır. Bir de pep karboksilaz var. Pep karboksilaz ise cam bitkisinde ve C4 bitkisinde vardır. Yani C4 bitkisinde her iki enzim de var. Rubisco da var, pep karboksilaz da var. Ama C3 bitkisinde sadece Rubisco, bu karvin döngüsünde karbondoksiti bağlıyor. Cam bitkisinde ise pep karboksilaz enzimi vardır unutmayın. C4 ikisi ortasında olduğu için her iki enzimi de kullanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 şeklinde olacak denizli seçeneği. Gelelim diğer sorumuza. Bitkilerde gerçekleşen fotosentezin devirsel olmayan elektron akışı olayları ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bakın fotosentezin devirsel olmayan elektron akışı en karmaşık olanıdır. Peki neden böyle söylüyorum? Çünkü daha böyle e, ATP'nin üretildiği, NADPH'ın üretildiği, daha sonra oksijenin atmosfere verildiği evredir arkadaşlar. O yüzden de karmaşıktır. Devirsel olan da böyle hani sadece ATP üretimi gerçekleşiyor ama devirsel olmayan da bu üç maddede üretildiği için genellikle o soruluyor. Şimdi ne yapıyor bakın devirsel olanda? Devirsel olanda hem fotosistem 2 hem de fotosistem 1 görev yapıyor. Fotosistem 1. Nasıl görev yapıyorlar? Şimdi bakın Işık geliyor. Şöyle ışık geliyor. Fotosistem 2'yi uyarıyor arkadaşlar. Fotosistem 2'yi uyardığı anda şimdi fotosistem 1'i şuraya yazmayayım karışmasın. Fotosistem 2'yi uyardığı anda buradan bir elektron kopuyor. Daha sonra bu elektron gidiyor. Sırasıyla işte ferodoksin, işte e, plastokinon, plastosiyanin gibi elektron taşıma şöyle nokta nokta yazayım. Elektron taşıma sistemi elemanlarından geçiyor ve geçiş geçtiği sırada ne üretiliyor? ATP üretiliyor. ATP ürettik. Daha sonra bu fotosistem 2'den ayrılan elektron nereye geliyor arkadaşlar? Fotosistem 1'e. Şimdi fotosistem 1'e geldi ama fotosistem 1 kararlı halde elektron bırakmamış. Tabi bunlar aynı anda gerçekleşiyor da ben hani hikaye mantığıyla anlattığım için böyle anlatıyorum. Fotosistem birin elektron bırakması gerekiyor ki buradaki elektronu alsın diye. Ne yapıyor yine buradan? Işık fotosistem biri uyardığı anda bir elektron açığa çıkıyor. Arkadaşlar bu çıkan elektron bakın buradaki çıkan elektron ne yapıyor? Gidiyor fotosistem 2'nin elektron açığını kapatıyor. Bir dakika doğru mu söyledim? Buradan açığa çıkan elektron yok fotosistem 2 kapatmıyor özür dilerim yanlış söyledim burada. Arkadaşlar fotosistem 1'den açığa çıkan elektron e, ortamda bulunan ortamda bulunan NADP moleküllerine bağlanıyor. NADP moleküllerine ayrıca bir de ortamda yine hidrojen var. Hidrojene de bağlanıyor ne oluşturuyor? NADPH oluşturuyor tamam mı? NADPH oluşturuyor. Peki buradaki hidrojen nereden geldi? Hemen anlatıyorum. Sudan geliyor. Aynı anda fotosistem 2 uyarıldığı gibi hemen su fotoliz oluyor ve su fotoliz olduğu anda ne açığa çıkıyor? 2 tane elektron, artı 2 tane hidrojen, artı bir de oksijen açığa çıkıyor. Bu oksijen nereye veriliyor arkadaşlar? Atmosfere. Buradaki 2 elektron nereye gidiyor bakın? Fotosistem 2'nin açığını kapatıyor. Fotosistem 2'den çıkan elektronlarda fotosistem 1'in açığını kapatıyor. Fotosistem 1'den gelen elektronlarda buradaki hidrojenlerle birlikte NADP'ye bağlanarak natp aşı oluşturuyor. Tamam mı? Devirli olmayan ya da devirsel olmayan elektron akışı bu şekildedir. Biraz karmaşıktır ama benim videolarımı izlerseniz çok net bir şekilde anlarsınız. Şimdi bakalım diyor ki Kloroplastın diyor, tilakoid zarlarında yükseltgenme indirgenme reaksiyonlarıyla gerçekleşir. Şimdi bu doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü dikkat ederseniz elektronu hem bağladım hem ayırdım. Hem bağladım hem ayırdım. Elektron bağlandığında indirgenme, elektron ayrıldığında yükseltgenme olur. Dolayısıyla bu doğrudur. Elektron taşınması işlemi bir koenzimin indirgenmesiyle sonuç, sonuçlanır. Doğru. Buradaki koenzimimiz nedir? NADP'dir, değil mi? NADP'ye elektron bağlayarak ne yaptık? İndirgedik. Dolayısıyla bu da doğrudur. Fotofosforilasyon ile ATP üretilir. Evet, burada ATP ürettik mi? Ürettik. Biz bu ATP üretim işlemini ışıkla gerçekleştiği için fotofosforilasyon diyoruz. Doğru. Devirsel olmayan elektron akışı sırasında oksijen üretilir. Evet burada oksijen ürettik mi ürettik doğrudur. Fotosistem 2'nin indirgenmesinde fotosistem 1 işle görür. Hayır bakın fotosistem 2'nin indirgenmesini yani elektron bağlanmasını kim sağladı? Su sağladı. Tamam o yüzden bu yanlıştır. Fotosistem 2'nin elektron ihtiyacını su karşılıyor. Fotosistem 1'in elektron ihtiyacını da kim karşılıyor? fotosistem 2 karşılıyor. Bunu mutlaka aklınızda tutun çünkü her an sorulabilir. Gelelim diğer sorumuza. Çeşitli canlılarda gerçekleşen fotosentezle ilgili diyor hangileri doğrudur? Bakalım. Işığa bağımlı reaksiyonlar ve karboksilasyon reaksiyonları fotosentetik canlıların hepsinde kloroplastlarda gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar, fotosentetik canlılar dediğimiz zaman bir bakteri fotosentez yapabiliyor mu? Yapıyor. Bir alg fotosentez yapabiliyor mu? Evet. Bitki yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi her üçünde de ortak olarak kloroplast var mı? Yok. Alg ve bakteri de vardır ama pardon alg ve bitki de vardır ama bakteri de kloroplast yoktur. O yüzden fotosentetik canlıların hepsinde kloroplast da gerçekleşir de besi yanlış olur. Fotosentezde elektron kaynağı olarak suyun kullanılması zorunludur demiş. Hayır, böyle bir durum yok. Elektron kaynağı yani hidrojen kaynağı farklılık gösterebiliyor. Bazı canlılar suyu kullanır. Bazı canlılar hidrojen gazını kullanır. Bazı canlılarda hidrojen sülfür dediğimiz H2S'yi kullanır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Protonların tilakoid zarlardan stromaya geçişinde ATP kullanılmaz. Evet hani burada zaten amacımız protonlar tilakoid zardan stromaya geçsin. O sırada ATP üretilsin. ATP'nin üretimini sağlamamız lazım. Burada bu yüzden de ATP kullanılmıyor. Elektronların oradaki hani o proton ve elektronların enerjisi kullanılıyor. Tamam mı? Direkt ATP enerjisi değil. Proton ve elektronların enerjisi kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnızca 3 olacak yani C seçeneği. Gelelim 39. sorumuza. Karasal biyomlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Baskın olan hayvan türü biyomların isimlendirilmesinde belirleyici rol oynar. Şimdi arkadaşlar biz biyomları isimlendirirken neye göre isimlendiriyoruz? Oradaki e, hayvan türü değil de daha çok böyle... Ee, mesela çöl biyomu, akarsu biyomu, değil mi? Tundra biyomu. Daha çok böyle suyun varlığına yokluğuna göre değil mi? Evet, o zaman hayvan türü belirlemiyor bunu. Bu yanlıştır. Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış miktarları biyomların dağılımını etkiler. Doğru. Mesela tropikal yağmur ormanları değil mi? Bir biyomdur. Bu nerede bulunuyor? Yağışın bol olduğu yerde bulunuyor. E, sıcaklık da orada e, yüksek düzeyde. Dolayısıyla bunun dağılımını belirlemiş mi? Evet daha çok ekvatoral bölgede bulunuyor. Peki kutup biyomu? E nerede kutup biyomu? Ta işte bir kuzey yarım kürenin en üst kısmında, güney yarım kürenin en alt kısmında. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıcaklık ve yağış bu kutup biyomunu belirlemiş mi? Belirlemiş. O yüzden bu doğrudur. Dünyanın birbirinden çok uzak coğrafi bölgelerinde benzer biyomlar görülebilir. Evet mesela ne dedik? Kutup biyomu dedik. Biri dünyanın bir ucunda mesela kuzey bölgesinde, diğeri dünyanın öteki ucunda güney bölgesinde. Dolayısıyla çok farklı bölgelerde, çok uzak yerlerde görülebiliyor. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki: Ekolojik süksesyonla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi Arkadaşlar süksesyon ne demek? İki çeşit süksesyon vardır. Birincil ve ikincil. Birincil süksesyonda toprak oluşumu vardır. Toprak oluşumu olduğu için uzun sürer. İkincil süksesyonda toprak hazırdır. Sadece canlılar gelir yerleşirler. Bakalım. Diyor ki ekolojik süksesyon sürecinde türlerin bolluk derecesi değişir. Evet. Mesela e, ee, yosunların kapladığı bir evre vardır. Mesela orada işte yosunlar bol miktarda görülürken funda çalı evresinde yosunlar daha az miktarda görülebilir. O yüzden bolluk derecesi değişir. Fiziksel çevre ekolojik süksesyonun gelişim hızını etkiler. Evet fiziksel çevre dediğimiz bu sıcaklıktır, işte yağışlardır bunlar süksesyonu etkiler arkadaşlar doğru. Herhangi bir ortamda yangın gibi dış bir etkenden sonra süksesyon başlayabilir. Evet. Orada toprağa bir zarar gelmiyor. Sadece ne yapıyor arkadaşlar? İşte mesela bu Akdeniz'deki yangınları düşünün. Orada e, bir ay sonra hani yeniden yeşermeye başlamıştı o yanan yerler. Dolayısıyla hemen sonra başlayabiliyor mu? Yani dış etkenden sonra başlayabiliyor. Doğru. Ekolojik süksesyon birinci ya da ikinci süksesyon şeklinde ortaya çıkabilir. Evet dediğimiz gibi birinci de toprak oluşumu vardır. İkinci de toprak hazırdır. Doğru. Ekolojik süksesyon sürecinde komiteleri oluşturan popülasyonların büyüklüğü değişmez. Bakın az önce ne dedim? E, yosun evresinde yosunların miktarı, alplerin miktarı çok fazlayken Mesela funda çalı evresinde algin miktarı azalıyor, funda çalının miktarı artıyor. Dolayısıyla popülasyonun büyüklüğü değişiyor, değişmez demesi yanlış olur. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 41. sorumuz diyor ki farklı canlılar arasında görülen simbiyotik ilişkilerin hangileri mutalizmi örnek oluşturur? Mutalizmde ne olacak? İki tarafta birbirinden fayda görecek. İnsan bağırsağında yaşayan bazı bakterilerin K vitamini üretmesi. Evet buradaki K vitaminini bizi üretiyorlar. Biz de onlar için barınma yeri sağlıyoruz. Besin gönderiyoruz. Dolayısıyla ikimiz de fayda görüyoruz. Bazı bitkilerin köklerinde yaşayan mantarlar ile mikorizalar oluşturması, bu da mutalizindir. Bitki mantarın mikor şey sayesinde, hifleri sayesinde topraktan, e, toprağın böyle derinliklerinden işte çok uzak yerlerinden su ve mineral alabilir. E, bitki de mantara ne veriyor? Besin veriyor arkadaşlar. O yüzden doğrudur o da olur mutalizm. Sığır kuşlarının herbivörlerin otlarken çayırlardan çıkmasıyla neden oldukları böceklerle beslenmesi. Çıkmasına neden oldukları böceklerle beslenmesi. Bakın burada e, ee, herbivör dediğimiz canlılar bu böceklerden etkileniyor mu? Ya da işte sığır kuşlarının beslenmesinden etkileniyor mu? Hayır etkilenmiyor. Ama sığır kuşu bundan etkileniyor mu? Etkileniyor. Bir tarafta fayda varken diğer tarafta etkilenmeme durumu var. Bu nedir? Kommensalizm. Tamam mı? Kommensalizm olduğu için bunu almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde Bursa seçeneği olacak. 42. sorumuz diyor ki ada biyo coğrafyası denge modeline göre hangileri doğrudur? Bakalım. Ana karaya aynı uzaklıkta olan Büyük bir adadaki tür sayısının küçük adadakinden daha fazla olması beklenir. Şimdi bakın, ana karaya neymiş aynı uzaklıktaymış. Yani şöyle düşünelim. Şöyle bir ana karamız var. Ana karaya arkadaşlar aynı uzaklıkta olan büyük bir e, coğrafyamız var, bir de küçük bir coğrafyamız var ama ikisinin uzaklığı aynı. Şimdi büyük olan da tür çeşitliliği daha fazla mıdır? Evet. Çünkü bunun alanı geniş olduğu için daha fazla tür buraya gelebilir Anakara'dan ama küçük olana daha az geldiği için daha az tür çeşitliliği görülür. O yüzden bu doğrudur. Şey, pardon, şu doğrudur. Büyük adalarda türlerin ortadan kalkma olasılığı küçük adalardakinden daha yüksektir. Şimdi arkadaşlar bu yanlış olacak çünkü küçük adanın Yaşam şartları kısıtlıdır. Beslenme kısıtlı, barınma kısıtlı. O yüzden küçük adalardaki türler daha çabuk yok olurlar. Büyük adaya göre bu yanlıştır. Adanın ana karaya uzaklığı ile göç ederek adaya ulaşan tür sayısı ters orantılıdır. Evet doğru. Nasıl düşünün bakın. Adanın ana karaya olan uzaklığı arttıkça yani buradan uzaklaştıkça ne yapıyor? Buraya gelen tür sayısı azalıyor o yüzden ters orantı oluyor. Biri artıyor, biri azalıyor. Dolayısıyla doğrudur. Ne olacak? 1 ve 3 şeklinde olacak arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki: "Popülasyonlar bulundukları yaşam alanlarında çeşitli çeşitli dağılım şekilleri sergiler. Aşağıda bu dağılım şekillerinden biri şematize edilmiştir. Dikkat ederseniz ne var burada? Bir kümeli dağılım var." Diyor ki: "Buna göre canlılardan hangilerinin şemadaki dağılımı göstermeleri beklenir bakalım. Küme küme bir araya gelecekler. Ortamdaki işgalci midyelerle beslenmek için bir araya gelmiş deniz yıldızları. Şimdi bunlar arkadaşlar bir araya gelerek bir küme oluşturuyorlar mı? Sadece belli bir yerde toplanıp bir küme oluşturuyorlar mı? Evet o zaman bu kümeli dağılımdır olur. Büyük avları yakalamak için bir araya gelmiş kurtlar. Evet bunlar 3-5 tane bir araya geliyorlar. Başka bir taraf 3-5 tane daha bir araya geliyorlar. Dolayısıyla doğrudur olur. Potansiyel avcılarından korunmak için toplanan mis köküzleri. E bunlar da arkadaşlar küme küme bir araya geliyorlar mı? Geliyorlar. O zaman bu da olur. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 şeklinde olacak. Burada cevap çıkmamış. Evet. A, B, C çıkmış sadece. Cevabımız 1, 2, 3 şeklinde olur. Yani Edirne seçeneğidir büyük ihtimal 1, 2, 3'tür. Gelelim diğer sorumuza. Bu hayatta kalma eğrileriyle ilgili diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Acaba sorunun şeyi var mı? Başı yok herhalde böyle. Tamam. Şimdi bakalım. Hayatta kalma eğrilerine baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Ne yapıyor? Bak, Yaşam süresi bakın artıyor burada. Yaşam süresi artıyor. Hayatta kalan birey sayısı da hani artmış. Şuraya baktığımız zaman hayatta kalan birey sayısı ile yaşam süresi arasında aslında ters bir ilişki var arkadaşlar. Ne oluyor? Hemen hemen sabit ölümler görülüyor. 3 numaraya baktığım zaman ise 3 numarada genç ölümleri daha fazla arkadaşlar. Şimdi bakalım. Diyor ki tip 1 eğrisi sergileyen türlerin genellikle az yavru üretmesi beklenir. Mesela tip 1'de ömür uzun olduğu için genelde az yavru üretiyorlar. İnsanlar gibi tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar bu doğru olacak. Tip 2 eğrisi yaşam süresi boyunca ölüm oranı sabit olan popülasyonu temsil eder. Dikkat ederseniz sabit değişmiyor doğru. Tip 3 eğrisi üretilen çok sayıda yumurtadan az sayıda bireyin erginliğe ulaştığı popülasyonları temsil edebilir. Mesela ne olabilir? Bu omurgasız canlılar olabilir. Mesela balıklar olabilir arkadaşlar. Balıklar bakın az sayıda birey yaşadığı için bunlar çok sayıda yumurta üretiyorlar. Çok sayıda sperm üretiyorlar. İşte suya bırakıyorlar belli bir yere. Ee, orada döllenen dölleniyor. Yeni bir canlıyı, bir balığı oluşturuyor ama döllenmeyen ne yapıyor? Ölüyor, gidiyor. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Ee, tip 3 eğrisi genç yaşlarda, erken yaşlarda ölümü temsil ediyor. Yani daha yumurtadan hani birey oluşumunu bile göstermiyor. Dolayısıyla doğrudur. Tip 1 eğrisi fil, su aygırı gibi büyük vücutlu memeli popülasyonlarını temsil eder. Evet biz buraya insan yazdık ama az yavru üreten işte e, fil gibi su aygırı gibi canlılar da bunların içerisine girer. Doğrudur. Tip 3 eğrisi yavrularına çok iyi bir ebeveyn bakımı sergileyen popülasyonu temsil eder. Bakın tip 3'e baktığınız zaman tip 3'te omurgasızlar, balıklar var. Balıklarda, omurgasızlarda yavru bakımı var mı? Yok. Yavru bakımı olursa eğer canlı az sayıda yavru üretir kendinizden pay biçin. Bizler yavrularımıza baktığımız için hatta ömür boyu baktığımızı düşünün. Dolayısıyla az sayıda yavru üretiyoruz. Ama bir böcek mesela. Bir hamam böceğini düşünün arkadaşlar. Evinize bir hamam böceği dadandığı zaman ne yapıyor? Her yere yumurta bırakıyor, değil mi? O yavrularına bakıyor mu? Bakmıyor. Belki de annesi çoktan gidiyor. Yavrular sonra orada kaynaşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla burada tip 3 eğrisi değil de bunu tip 1 eğrisi daha çok sergiler tamam mı? Yavru bakımı, ebeveyn bakımı kimde görülür? Tip 1 eğrisinde görülür. Gelelim 45. sorumuza. Sera gazları ve etkileri ile ilgili hangisi söylenemez? Stratosferdeki ozon tabakasının incelmesinde azot gazı başlıca rol oynar demiş. Şimdi arkadaşlar Azot gazı zaten atmosferde en çok bulunan gazları %78'lik bir oranda bulunuyor. Dolayısıyla ozon tabakasının incelmesinde azot gazı değil karbondioksit gazı etkilidir. Bu yanlıştır. Atmosferde sera gazlarının artmasıyla yer kürenin ortalama sıcaklığı artış göstermektedir. Doğru. Şimdi sera gazları arttığı için bu dünyanın etrafını koruyan ozon tabakası gittikçe ne yapıyor? İnceliyor. İnceldiği için de güneş ışınları daha çok yeryüzüne geliyorlar ve dolayısıyla yeryüzünü sıcaklığını artırıyor. Doğrudur. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu sanayi devriminden bu yana sürekli artmaktadır. Evet. Sanayi devriminden itibaren işte bu fabrikalar kuruldu üretim arttı sanayi kuruldu arkadaşlar fabrikalardan bacalardan çıkan bu gazlar ne yapıyor ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor sera gazlarını oluşturuyor dolayısıyla doğru sürekli artıyor zaten dikkat ederseniz fabrika sayısı da sürekli artıyor sera gazlarının yol açtığı küresel ısınma nedeniyle çölleşme artabilir ki arttı bile. Hani şu an günümüze baktığımız zaman birçok göl, birçok nehir kurumaya başladı. Hatta kuruyanlar bile var. Doğrudur. Sera gazlarının neden olduğu iklim değişimi biyolojik çeşitliliği azaltabilir. Evet. Mesela Manyas Kuş Gölü kuruma tehlikesi altında. Belki de şu an kurumuştur. Bilemiyorum tam olarak. Hani en son haberlerde gördüğümde e, kurma tehlikesi altındaydı. E oraya neden kuş gölü deniliyor? Çünkü bir sürü kuş gelip oradan avlanıyor, oradan besleniyor. Bir, onların bir uğrak alanı. Dolayısıyla Manyas Gölü'nü göremedikleri zaman bu koş, kuşlar ne yapacak? Beslenemeyecekler. Dolayısıyla tür çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik azalacak. Doğrudur. Cevabımız aşıkkı. Azot gazı değil, karbondioksit gazı arkadaşlar. Ozon tabakasının incelmesine sebep olur. Gelelim şimdi sistem sorularına. Sistem sorularına geçtik. Diyor ki sağlıklı bir insanın nefronunda gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Nefron. Nefronun arkadaşlar kısaca bir yapısına baktığımız zaman şimdi nefronun şöyle İngiliz anahtarına benzeyen bir ucu vardı değil mi? Biz bu uca ne diyorduk? Bowman kapsülü diyorduk. Bowman kapsülü. Bunun içerisinde de böyle kılcal damar yumağı vardı. Getirici damar ve götürücü damardan oluşuyor. Biz buna da ne diyoruz? Glomerulus kılcalları diyoruz. Sonra Bowman kapsülünün şöyle ilerleyen kısmında ne var? Proksimal tüp var. Bu böyle aşağıya doğru bir kulp oluşturuyor arkadaşlar. Bu kulpa da ne diyoruz? Henle kulpu diyoruz. Henle kulpu Helne kulpu daha sonra yukarıya doğru çıkıp bir kanal daha oluşturuyor. Bu kanalı da ne diyoruz? Distal tüp diyoruz. Sonra bu distal tüpün e, böbreklerdeki havuzcukla bağlantılı olan bölgesi vardır arkadaşlar bir bölgeye açılır buraya da idrar toplama kanalı diyoruz yani idrar toplama kanalı bizim böbreğimizde havuzcuk ya da pelvis dediğimiz kısmı açılıyor ve idrar burada biriktiriliyor kısa süreli olarak bakalım şimdi bakın Bowman kapsülünde sadece süzülme gerçekleşir glomerulus kılcallarından emilim yoktur proksimal tüpte organik maddelerin organik madde dediğimiz bu monomerler glikoz amino asit işte glis Serolyasit gibi moleküller ne yapıyor? Tamamen geri emiliyor. %100'ü geri emilir. Eğer emilmezse idrarda görülür. Bu da çeşitli hastalıkların belirtisidir. Anne kulpunda su ve minerallerin geri emilimi gerçekleşir. Distal tüpte arkadaşlar hem salgılama olayı vardır. Salgılama nedir peki? Süzülme ile gelemeyen maddeler. Bakın süzülme ile şöyle diyelim ki bunun etrafı kılcal damarlarla çevrili ya böyle süzülme ile gelemeyen maddeler distal tüpe kadar geliyorlar ve buradan kılcal damarlardan distal tüpe doğru bir boşaltım gerçekleşiyor. Aktif boşaltım veya şey diyoruz. Aktif boşaltım diyoruz değil mi? Evet, aktif boşaltım diyoruz. Bu aktif boşaltım sayesinde işte geçemeyen ilaç atıkları gibi işte bazı vitaminler gibi maddeler nereye geçiyor? Distal tüpe geçiyor. Sonra buradan Yine geri eminim bir e, kısa bir süre gerçekleşiyor. Bazı maddelerin geri eminimi olur. En son idrar toplama kanalına geliyor. İdrar toplama kanalından da üre geri emiliyor arkadaşlar. Üre ve su geri emiliyor. Daha sonra idrar oluşturularak havuzcuğa boşaltılıyor. Diyor ki proksimal tüpte glikoz ve geri emilir. Evet ne dedik? Organik maddelerin monomerleri geri emiliyor dedik. Distal tüpte Aldosteron hormonun etkisiyle sodyum iyonları geri emilir. Şimdi baktığımız zaman distal küp evet arkadaşlar aldosteronun etkilediği tüptür. Çünkü artık burası hani son uğrak yeri olduğu için e, aldosteron geliyor buraya diyor ki ya diyor hani son uğrak yeri burası diyor. Buradan sonra hani su emilimi yavaşlayacak ne yap diyor. E, pardon su demişim işte sodyum emilimi diyor artık olmayacak ne yap diyor. Sodyum iyonlarını diyor geri em diyor. Hani aldosteron gelip burayı etkiliyor. Doğrudur. Proksimal tüpteki süzüntünün içeriğinde eritrositler ve proteinler bulunmaz. Evet, kan proteinleri, eritrosit yani kırmızı kan hücreleri bulunmuyor. Doğru. Proksimal tüpteki suyun geri emilimi vazopressin hormonunun etkisiyle gerçekleşir demiş. Yani ADH hormonu. Arkadaşlar proksimal tüpte değil bu. Distal tüpte gerçekleşiyor. Bakın vazopiresin hormonu yani ADH ve aldosteron distal tüpü etkiler. Tamam o yüzden bu yanlıştır. Glomerulus kılcallarındaki süzülme yüksek kan basıncının etkisiyle gerçekleşir. Evet glomerulus kılcallarında e, normal kan kılcallarına göre daha yüksek bir basınç vardır. Dolayısıyla bu basınç sayesinde de yüksek bir süzülme olayı gözlenir. Cevabımız denizi seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza diyor ki. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda özgül savunma mekanizmalarına örnek olarak verilebilir? Şimdi özgül savunma mekanizması ne demek? İlk önce bizim bunu bilmemiz lazım. Özgül, özgü, bana özgü, sana özgü. Yani mikroba özgü davranmak demektir. Yani ben bu mikrobu tanıyacağım ve o mikroba özgü bir şey yapacağım, bir savunma yapacağım. Bunu da kim yapar? B lenfositleri ve T lenfositleri yapar, tamam mı? Özgül bağışıklıkta arkadaşlar. B ve T lenfositleri devreye giriyor, unutmayın. Derinin mikroplara karşı fiziksel engel oluşturması. Deri bütün mikroplara karşı bu engeli oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Bir özgüllük yok. Gitti. Solunum yollarındaki mukus salgıları içerisinde yabancı partiküllerin tutulması. Bu solunum yolları mesela burnumuzun içindeki o e, mukusta, mukus salgısında tüm mikroplar tutunuyor mu? Tüm yabancı partiküller tutuluyor mu? Tutuluyor. O zaman özgürlük yok. Yutulan besinlerdeki mikropların mide asidi tarafından öldürülmesi. Mide asidi, hidroklorik asidi seçiyor mu sen gelsen gelme diye? E, seçmiyor. Bu da özgür değil. Gözyaşı bezinden salgılanan lizozimler sayesinde mikroorganizmaların öldürülmesi. Gözümüze diyelim ki mikrop girdi hemen gözümüz sulandı. Oradaki enzimler ayırt ediyor mu? Sen bakterisin sen virüssün seni ayırt ediyorum senin için sulanmıyorum işte gözüm falan. Öyle bir şey yapmıyor değil mi ayırt etmiyor. Dolayısıyla burada B lenfositleri tarafından antijenlere karşı antikor üretilmesi nedir? Özgül savunmadır. Ama diğerleri özgül olmayan savunma içerisindedir. Her mikroba aynı tepki verilir. B ve T lenfositleri mikrop seçerken diğerleri seçmez arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda suda çözünen hormonlar özelliklerinden hangileri bakımından yağda çözünen hormonlardan farklılık gösterir? Şimdi suda çözünen hormonlar derken neyden bahsediyor bize? Protein yapılı hormonlardan. Şimdi burada protein yapılı hormon, yağda çözünen hormonlarda steroid yapılı hormon. Bir kere en başında benim bildiğim farkı nedir? Protein yapılı hormonlar hücre zarındaki reseptörlere bağlanırken, steroid yapılı hormonlar arkadaşlar direkt hücrenin içindeki sitoplazmadaki reseptörlere bağlanıyor. Direkt bunu biliyoruz, değil mi? Bakalım. Hedef dokuya ya da organa taşındığı ortam. Her ikisi de kan ile taşınmıyor mu? Taşınıyor. Hormonlar kanla taşınır diyoruz, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu farklılık göstermez sentezlendiği hücreden kana salınma şekli. Şimdi protein yapıyı düşünün. Protein yapılı bir e, hormon kana nasıl salınır? egzositoz yoluyla salınır, değil mi? Hücreden kana ekzositoz yoluyla verilir. Çünkü proteinsin büyük molekül. Ama steroid hücre zarındaki o kanal proteinlerinden, taşıyıcı proteinlerinden geçer mi? Geçer. Dolayısıyla bakın bu bir farklılıktır. Tamam? Burada bir farklılık gösterdi. Hedef hücredeki reseptörün konumlandığı yer. Bakın bunu söyledik. Protein yapılı hormonların reseptörleri hücre zarındadır. Steroid yapılı hormonların reseptörleri de hücrenin içindedir. Dolayısıyla bu da farklılık gösteriyor. Bize zaten farklılık gösterenleri sorduğu için 2 ve 3 şeklinde olacak denizi seçeneği. Gelelim 49. soruya. İnsanın kanındaki kalsiyum düzeyinin ayarlanmasında aşağıdakilerden hangisi görev alır? Kalsiyum deyince iki tane hormon aklınıza gelecek. Biri parat hormon, Parat yazamadım. Parat hormon. Diğeri de arkadaşlar kalsitonin. Zaten kalsitonin isminden anlıyorsunuz. Bir de parat hormondur. Kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesi arttığı zaman düşürüyor. Parat hormon da şuradaki arttan gelsin aklınıza, tamam mı? şu arttan gelsin aklınıza ne yapıyor? Kandaki kalsiyum düştüğü zaman artırıyor. Bakalım paraton hormon kalsitonin ikisini bir kere bulalım bir. Bakın paratormon kalsitonin A seçeneğinde var. Burada yok. Paratormon var kalsitonin yok. Tiroksin kalsitonin var paratormon yok. Dolayısıyla bunlar gitti zaten cevabımız A seçeneği. Peki D vitamini ne işe yarıyor? D vitamini de bu hormonların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Epitel dokuyla ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi epitel doku için diyor ki endoderm, ektoderm, mezodermden köken almış olabilir. Arkadaşlar epitel doku öyle bir doku ki hem vücudumuzun dış yüzeyini örtüyor. Hem organlarımızın dış yüzeyini örtüyor hem iç yüzeyini örtüyor. Şimdi dolayısıyla vücudumuzun her yerinde bulunduğu için hem ektoderm hem mezoderm hem de endodermden köken alabilir. Doğrudur. Hücrelerinin apikal yüzeylerinde işte ve bağlı olarak farklılıklar görülür. Şimdi bakın epitel doku şeyi düşünün. Hmm. İnce bağırsağın iç yüzeyindeki epitel dokuyu düşünün. Ne var dışında? Ne var o epitelin dışında? Villus ve mikrovilluslar yüzeyinde apikal yüzeyinde yani dış yüzeyinde arkadaşlar işleve bağlı bir farklılık görülmüş mü? Görülmüş değil mi? Ne olmuş? Villus ve mikrovilluslar oluşmuş. Dolayısıyla doğrudur. Hücreler arası madde bakımından zengindir demiş yanlış. Epitel doku öyle bir doku ki böyle hücreleri sık sık dizilmiştir böyle arkadaşlar. Hücreler arası madde yok denecek kadar azdır. Burada zengindir dediği için yanlış olur. Cevabımız ne olur? C şıkkı 1 ve 2 şeklinde olur. Evet gelelim tartışmalı bir sorumuza daha. Şimdi bu sorunun da aslında hani iptal edilmesini istiyorduk. Biz ama iptal etmediler Campbell'daki açıklamalardan falan dolayı. Arkadaşlar diyor ki aşağıdaki şekilde insan solunum ve dolaşım sistemlerinin bazı kısımları numaralandırılarak havanın ve kanın akış yönleri oklarla belirtilmiştir diyor. İstirahat halindeki bir insanda yukarıdaki şekilde numaralandırılmış olan kısımlardaki e, ee, oksijen ve karbondioksitin kısmi basınçları sütun grafiği ile gösterilmiştir. Bakın sütun grafiğimiz de burada. Diyor ki buna göre şekilde numaralandırılmış olan kısımlardaki oksijen ve karbondioksitin kısmi basınçlarından hangisi grafikte doğru olarak verilmemiştir. Şimdi arkadaşlar kısmi basınç ne demek? Kısmi basınç o maddenin orada bulunma oranı demektir. Şimdi bakalım birinciye göre diyor ki birinci de oksijen miktarı fazla karbondoksit miktarı az olacak. Şimdi bire bakıyorum bir nereyi gösteriyor? Bir alveol boşluklarını gösteriyor. Şimdi alveol boşluklarında oksijenin fazla karbondioksitin az olduğunu düşünebiliriz. Çünkü değişim yapılmıştır orada. Hani olabilir bu. Dolayısıyla bir için doğru diyoruz. İkincisinde ne diyor bakalım? Diyor ki ikincisinde yine oksijen fazla karbondoksit az olacak. Hemen ikinciye bakıyorum. Bakın ikinci de ne var? Arkadaşlar ikinci de kalbe gelen akciğer toplar damarı var. Akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarında oksijen fazladır, karbondoksit azdır. Değil mi? Doğru. Hiçbir zaman karbondoksit ve oksijen sıfır olmaz. Belirli bir değerde bulunmak zorundadırlar. Unutmayın. Dolayısıyla iki numara doğru oluyor. 3'e bakıyorum. 3 de diyor hani karbondioksit fazla ama oksijen de buna yakın demek istiyor. Şimdi bakalım 3 numaraya. 3 numarada ne var? Neresi 3 numara? Ha şurası sistemik kapiller. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Sistemik kapiller yani kılcal damarları göstermiş burada ama büyük ihtimal kılcal damarları şu orta kısmını göstermiş. Yoksa kılcal damarın atar ucumu toplar ucumu belirtmek durumunda. Burada büyük ihtimal şimdi şurası atar damar ucu, şurası kapiller. Tamam mı? Dallandı. Şurası da nedir? Toplar damar ucu olduğunu düşünün. Geliyor burada birleşiyorlar. Burada tam böyle kılcal damarların içerisini gösteriyor burayı. Burayı gösterirse eğer evet hani doğrudur buradaki şey hemen hemen doğrudur. Karbondoksit ve oksijen hemen hemen aynıdır birbirine. Karbondoksit biraz daha fazladır diyebiliriz. Çünkü alışveriş gerçekleşiyor hemen hemen aynıdır diyebiliriz ama bize burada aslında belirtmesi gerekiyor. Kılcalın atar ucu mu toplar ucu mu diye belirtmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu belirtmediği için şaibeli bir kısmı var. Ama kabul edilebilir kısmı da var tamam mı? Dolayısıyla doğru olarak kabul ediyoruz. Gelelim dörde. Dörtte diyor ki yine aynı şekilde karbondoksit birazcık fazla diyor. Oksijen biraz az diyor. Hani karbondoksite göre dörde geliyorum. Evet 4 numaralı nedir? Altana toplar damardır. Dolayısıyla 4 numarada karbondoksit fazla. Oksijen daha azdır. Doğru olabilir. Şimdi 5'e geliyorum. 5 numarada karbondoksit çok yüksek göstermiş. Oksijeni de az göstermiş. 5 numaraya baktığım zaman arkadaşlar verilen soluk. Şimdi verilen solukta bakın karbondoksit miktarı bu kadar fazla değildir. Dolayısıyla buradaki e, verilen solukta arkadaşlar. Da tekrardan göstereyim şu kısmını. Ee, verilen solukta karbondoksit miktarı çok yüksek. Oksijen miktarı çok az değildir. Yine burada da hani aralarında bu kadar fark yoktur. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın şöyle, şöyle olabilir. Burası karbondoksit burası oksijen olabilir. Dolayısıyla bu ne olacak? Yanlış olarak kabul edeceğiz. Cevabımız Edirne seçeneği 5 numara şeklinde olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki solunum sistemlerinde gaz alışverişi ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Gaz alışverişi yapılan yüzey alanının artırılması gaz değişimindeki verimliliği artırır. Doğru. Yüzey alan ne kadar artarsa gaz değişimi o kadar hızlı olur. Bu doğrudur. Çok aktif memeli hayvanlarda akciğerlerdeki gaz alışverişi aktif taşıma ile gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar ben size sonum sistemini anlatırken dedim ki gaz alışverişi hiçbir zaman aktif taşımayla gerçekleşmez. Yani oksijen ve karbondioksitin giriş çıkışları o alveollerdeki giriş çıkışlar difüzyon kurallarına göre gerçekleşiyor. Dolayısıyla aktif taşıma olayı gözlenmez. Orada ben aslında birazcık hani o videomda da hani yanlış bir tabir galiba kullanmışım ya da anlatmak istediğimi tam anlatamamışım. Soluk alıp verme sırasında enerji harcanmaz demiyorum bakın. Enerji harcanır çünkü kas kasılması falan gerçekleşiyor. Burada gaz alışverişi sırasında enerji harcanmaz tamam mı? Karbondoksitin ve oksijenin değişimi sırasında enerji harcanmıyor. Bunu unutmayın karıştırmayalım. Böceklerde gaz alışverişinde dolaşım sıvısı rol oynamaz. Evet direkt olarak trakelerden giriş çıkış sağlanır doğrudur. Balık solungaçlarında gaz alışverişinin etkinliğini artıran ters akım alışveriş sistemi görülür. Evet suyla kan ters akım şeklinde. Mesela kan bu yönde gidiyorsa su bu yönde gidiyordu arkadaşlar solungaçlarda. Mesela burada işte 100 milimetre civa şeklinde oksijen varken ne yapıyor gidiyor hop şeye geçiyor kana geçiyor. Sonra buraya geliyor azalıyor 90 mesela burada ne oldu diyelim ki 50 oldu. Burada hala 40 daha gelmemiş değil mi? 90 40 90 40'tan büyük olduğu için yine ne yapıyor? Geçiyor. Burada 80'e düştü, burada 30'a düştü. Ne yapıyor? Hop geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ters akım alışverişiyle yüksek miktarda oksijen alımı gerçekleşebilir. Doğrudur. Kuşların gaz değişim yüzeyinden hava daima aynı yönde akar. Evet arkadaşlar, aynı yönde akıyor. Yani geliyor mesela kuşlar da şöyle giriyor şu şekilde ne yapıyor? Çıkıyor. Aynı yönde gidiyor. Yani burada bir ters akım olayı yoktur. Doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Mensural döngü ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Ovulasyon ön hipofizin salgıladığı LH'ın LH seviyesindeki ani artışla uyarılır. Şimdi ovulasyon nedir? Menstrüel döngüden şöyle bir bahsedelim. Arkadaşlar mensural döngü 28 günlük bir süreçtir. Ortalama 30 olabilir, işte 27 olabilir. Hani kişiden kişiye değişir ve biz burada 14. günü kritik gün olarak alıyoruz. Çünkü 14. gün ovulasyonun gerçekleştiği gündür. Yani yumurtlama dediğimiz o yumurtanın folikülden çıkıp yumurta kanalına geldiği ve döllenme olayının gerçekleşebileceği en iyi zaman bu zamandır. 14. gündür veya işte 2 gün öncesi, 2 gün sonrası olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra 1 ile 14. gün arasında olan evreye biz folikül evresi diyoruz. Folikül evresi folikülün gelişip içerisindeki yumurtanın mayoz bölünmesini geçirdiği evredir arkadaşlar. Tamamlamıyor ama unutmayın. Mayoz bölünmenin bir kısmını gerçekleştiriyor. 14. gün ovülasyon evresi, 14'ten 28'e kadar olan evre korpuslu tohum evresidir. Yine 1 ile 5 gün arasındaki evrede menstruasyon evresidir. Menstruasyon evresi. Bu 1 ile 5 arasındaki gün 7 olabilir, daha düşük olabilir. Burada kanama dediğimiz, adet dediğimiz olay gözlenir. Burada yumurta eğer döllenmezse ne yapıyor? Dışarıya atılıyor ve dolayısıyla dışarıya atıldığı için de bir miktar kan atılıyor. Biz bu evreye menstruasyon evresi diyoruz. Menstruasyon evresi ikinci folikül evresinin içerisinde gerçekleşir. Dolayısıyla İlk adet olduğunuz günden itibaren sayarak ne yapıyorsunuz 14. güne geliyorsunuz 14. gününüz ya da 13 ya da 15 hani 2 gün öncesi 2 gün sonrasını alabilirsiniz. Sizin yumurtlama döneminizdir yumurtlama derken kendimizi tavuk gibi hissetmeyelim tabii ki ovulasyon dediğimiz bu yumurtlama yumurtanın çıkış döneminde e, hamile kalma ihtimali daha yüksektir arkadaşlar yine onda mesela tüp bebek düşünen kişilerde veya çocuğu olmayan kişilerde hani bu günler takip ettirilerek. Ee, çocuk düşünme olayı gerçekleşebiliyor Sonrasında Yumurta eğer döllenmezse Arkadaşlar ne yapıyor ee, Şeye düşüyor Rahme düşüyor arkadaşlar Rahme düştükten sonra tabi Burada bir işte hormonların Değişimi gerçekleşiyor yani o Hormonların değişimine çok girmek istemiyorum Video uzamasın diye Hormonlar değişiyor arkadaşlar Progesteron miktarı azalıyor Progesteron azaldığı için Oradaki yumurta rahme tutunamıyor Ve İçerisi e, folikülün içerisi yağ damlacıklarıyla doluyor. Yağ damlacıklarıyla dolduğu için sarı cisim dediğimiz korpus lüteum oluşuyor. Daha sonra bu korpus lüteum yumurtayla birlikte ne yapıyor? Döllenme gerçekleşmediği için hop dışarı atılıyor bir miktar kanla birlikte. O kanla atılan kısımda nedir? Menstruasyon döngüsü evresi olarak isimlendiriliyor. Şimdi bakın. ovulasyon ön hipofizin salgıladığı LH'ın evet bakın şuradaki ovulasyonu sağlayan olay LH'ın ani artışıdır. LH sa sa sağlıyor. Folikül evresi ise FSH'ın etkisiyle gerçekleşiyor. Bu doğru. Menstrual döngüler bütün memeli dişilerinde görülür. Yanlış arkadaşlar. Bütün memeli dişilerinde yok. Bazı köpeklerde falan görülebiliyor. Hani görülmüyor demiyoruz ama bütün memeli dişilerinde gözlenmez. Bu yanlıştır. Korpus lutumun parçalanması ile yumurtalık hormonlarının seviyesinde ani düşüş görülür. Evet, progesteron mesela ne yapıyor? Aniden düşüyor ve e, direkt menstruasyon evresi başlıyor. Doğru. Korpus lutum tarafından salgılanan östrojen ve progesteron endometriumun gelişmesini uyarır. Rahmin içinde bir tabaka vardır. Biz bu tabakaya e, endometriyum diyoruz. Östrojen ve progesteron miktarı arttığı zaman endometrium ne yapıyor? Gelişmeye başlıyor. Bebek için işte embriyo için bir ortam oluşturuyor doğru. Bu e, ee, luteum parçalandığında östrojen ve progesteron salgılanmadığı için ani bir hormon düşüklüğü gözleniyor ve ne yapıyor? Endometrium parçalanarak dışarı atılıyor. Menstruasyon sırasında yeni bir yumurta folikülü büyümeye başlar. Evet bakın menstruasyon başlarken yeni bir folikül evresi de başlıyor. Dolayısıyla yeni bir folikül büyüyor. Yani şu şurayı benim anlattığım bu kısmı bildiğiniz zaman emin olun bu menstruasyon sorularını rahatlıkla çözersiniz. Bu arada şey söyleyeyim. Ne söyleyecektim? Ha, bu işte e, menstruasyon evresi zamanlarında mesela şu korpus luteum'un parçalanmaya başladığı evrelerde östrojen ve progesteron ani düşüş gösterdiği için sizin ruhsal du durumunuzda, duygusal durumlarınızda arkadaşlar ani değişimler gözlenebilir. Aniden bir tatlı isteği, hani ye yeme isteği gözlenebilir. Sinirlilik, işte alınganlık falan durumları gözlenebilir. Bu hormonlarla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla o evrelerde hani biraz daha kendiniz tutabilirsiniz. E, dikkat edilebilir yani. Gelelim 54. sorumuza. İnsanlarda gerçekleşen spermatogenez ve oogenezle ilgili diyor hangileri doğrudur? diyor ki ergenlikten sonra erkek ve dişi bireylerde ömür boyu tekrarlanır yanlıştır. Spermatogenez erkeklerde ömür boyu gözlenebilir ama oogenez gözlenmez arkadaşlar. Oogenez menopoz dediğimiz evreye kadar gözlenir ve sonra sona erer. Bu yanlıştır. Erkek ve dişi bireylerde bu olayların görülmeye başlandığı zaman farklılık gösterir. Evet mesela dişilerde dediğim işte 9 yaşlarında 10 yaşlarında falan gözlenirken erkeklerde daha geç gözlenebiliyor farklılık gösterir doğru. Bu iki olayda üretilen işlevsel üreme hücrelerinin sayısı farklıdır evet. Spermotogenezde oluşan 4 hücre de işlevseldir ama o oogenezde arkadaşlar bir tanesi işlevseldir, diğer 3 tanesi kaybolur, ölür. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız edirne seçeneği şeklinde 2 ve 3 şeklinde olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. İnsan sindirim sisteminde işlev gören diyor, enzimlerinden hangileri zimojen formda salgılandıkları için proteoli süreciyle aktifleştir. Yani burada aslında size şunu soruyor. Zimojen ne demek? İnaktif demektir. İnaktif olarak. İnaktif olduğunu nasıl anlıyorum? Sonunda jene ki varsa mesela pepsinojen evet inaktif formda üretiliyor. Tripsinojen evet inaktif formda üretiliyor. Kimotripsinojen Evet inaktiftir. Yani bu üç tane hormon inaktiftir arkadaşlar. Bu hormon demişim pardon enzim. Dolayısıyla burada ikisini vermiş sadece bize cevabımız 1 ve 2 olur. Amilaz ve lipaz direkt aktif olan enzimlerdir zaten. Gelelim diğer sorumuza. İnsanın midesinin yapısı ve işlevi ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Midenin hareketleri hem hormonal hem de sinirsel yolla kontrol edilir. Doğru. Mide gastrin hormonunun etkisiyle yine aynı şekilde ee, sempatik ve parasempatik sinirler sinirlerin etkisiyle kontrol edilebiliyor. Doğrudur. Sekretin hormonu mide öz salınımının uyarılmasına neden olur. Hayır sekretin hormonu iki tane organı etkiliyor. Biri karaciğer biri pankreas mideyi etkilemez. Mideyi etkileyen hormon hangisidir? yine midenin kendi ürettiği gastrin hormondur Bu yanlıştır. Mide endokrin ve egzokrin salgı üreten bir organdır. Endokrin dediği hormon üretir. Evet gastrin hormonu üretiyor. Egzokrin dediği de enzim üretiyor. Doğru arkadaşlar. Hem endokrin hem de egzokrin salgılar üretiyor. O yüzden karma bir bezdir mide. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde yani denizli şeklinde olacak. 57. soru. Yoruldum gerçekten biraz ama bitirmeye çalışıyorum. Diyor ki hayvanlarda bulunan iskelet sistemleri ile ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. İskeletler hem inorganik hem de organik maddeler içerebilir. Özellikle doğduğumuz zamanlarda yeni doğduğumuzda organik madde miktarı daha fazladır. Sonrasında inorganik maddeler artar. İşte kalsiyum fosfor gibi inorganik maddeler artıyor ama ikisinden de var. Doğru. Hayvanların tümündeki iskelet elemanlarının sert yapıya sahip olması zorunlu değildir. Evet. Mesela dış iskelete sahip olanlar vardır. Sert yapıdadır. Mesela işte hidrolik iskelete sahiptir. Yani suyun iskelete dediğimiz yani su basıncıyla oluşan iskelet. Dolayısıyla zorun hani sert bir yapıya sahip değildir arkadaşlar. Ee, bu da doğrudur. Diyor ki hidrostatik iskelet. Bakın az önce söylediğim gibi su basıncıyla oluşan iskelettir veya sıvı basıncı kapalı bir vücut boşluğu içinde basınç altında tutulan sıvıdan oluşur. Evet hidrostatik zaten hidro sudan geliyor. Bir sıvıdan oluşuyor arkadaşlar bu iskelet doğrudur. Cevabımız Edirne seçeneği 1 2 3 olur. 58 İnsan tehlike ile karşılaştığında otonom sinir sisteminin sempatik bölümü aşağıdaki olaylardan hangisini meydana gelmesini uyarmaz. Bunu şöyle anlatmıştım ben hatırlarsanız. Sempatik duyduğunuz birinin böyle karşınıza çıktığını düşünün. Yani böyle sizi heyecanlandıran biri. Peki o heyecan durumunda ne olur bakın göz bebekleri büyür, kalp atışı hızlanır, daha sonra işte alveoller genişler, derideki işte kıllar diken diken olur. Sonra ee, nefes alışverişler hızlanır. Yani heyecan ya da korku durumunda meydana gelen olaylar sempatik sinirler sayesinde olur. Dolayısıyla burada bakın kalp atışı hızlanır kalp atışı hızlandığı için kana bol miktarda glikoz gitmesi lazım. Çünkü dolaşım hızlanıyor. O yüzden glikojen glikoza yıkılır. Göz bebekleri genişler onu daha iyi görebilmek için falan. Adrenal medullanın adrenalin, evet adrenalin hormonu özellikle burada çok etkilidir. Adrenalin salgılanır. Mesela korku heyecan durumlarında adrenalin hormonu salgılanıyor. Ama mide ve bağırsak hareketleri yavaşlıyor. Yani diyor ki sen şu an tehlike altındasın. Mideni düşünme, bağırsağını düşünme diyor vücut. Mide ve bağırsağı yavaşlatıyor. Oraya gidecek olan enerjiyi diğer organlara veriyor arkadaşlar. Mesela deriye giden damarlar daralır. Deriye giden damarlar daraldığı için böyle korktuğumuz zaman biri bizi görürse der ki senin betin benzin atmış ne oldu? korktun mu falan diye söyler. Dolayısıyla bu ee, korkma durumu hani bu yüzden anlaşılıyor gerçekten. Çünkü sempatik sinirler deriye giden damarları daralttırıyor arkadaşlar. Sebebi budur. Aşık olacak mide ve bağırsak hareketleri artmaz azalır. Çünkü diyor ki sen tehlike altındasın şu an mideni düşünemezsin diyor. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda dış ortamdaki seslerin duyulması ve algılanması sürecinde hangisinin işlevi yoktur diyor. Bakalım ses dalgalarının işitme kanalından timpanik zarı iletilmesi. Zaten timpanik zarın titreşimiyle biz ses algılıyoruz. Doğru olur. Üzengi kemiğinin titreşimleri oval pencere zarını iletmesi. Evet en son hani çekiç ors üzengi titreşimi ne yapıyordu? Artırıyor oval pencereye gönderiyor. Oval pencere titreşiyor ve iç kulağa ulaşıyor. Doğru. Bazilar zarın aşağı yukarı yönde salınım yaparak titreşmesi zaten timpanik zara diyoruz. Timpanik zara bağlı olan bazilar zar vardır. Bu da ne yapıyor? Böyle salınım yaparak titreşiyor ve sesin yine oluşmasını sağlıyor. Depolarize olan kıl hücrelerinden nörotransmitter maddelerin salgılanması. Bu nörotransmitter maddeler salgılanarak İşitme ile ilgili olan sinirler uyarılıyor arkadaşlar doğrudur. Yarım daire kanallarındaki sıvının hareket etmesi. Yarım daire kanalı bunu neyi sağlıyor? Bu neyi sağlıyor? Dengeyi sağlıyor, işitmeyi sağlamıyor. Mesela şunların diyelim şu üçünü hiç anlamasanız bile yarım daire kanalını gördüğünüz zaman onun işitme ile ilgili olmadığını biliyorsunuz. Direkt işaretleyin E şıkkını. Yani hiç diğerlerini okumanıza bile gerek yok. Zaten böyle bir soru soruyorsa mutlaka denge ile ilgili bir şık vermiştir soruda. Hangisi işitme ile ilgili değildir diyorsa burada denge ile ilgili bir şey vermiştir yani. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki midye ve deniz kestanelerinin embriyonik gelişimi üzerinde çalışan bir bilim insanı diyor. Bu hayvanların embriyonik gelişimlerini karşılaştırdığında aşağıdaki şekilde gösterilen farklılığı tespit ediyor. Şimdi birinde arkadaşlar ee, biraz tomerler yani hücreler bir aradayken normal larvayı oluşturuyor ama bunlar ayrıldığında bozuk larvalar oluşuyor. C'de ise B'de ise B'de hangi canlı vardı? Deniz kestanesi. Deniz kestanesinde bakın hem birlikteyken normal larvayı oluşturuyor hem de ayrı ayrıyken normal larvayı larv, konuşamıyorum. Larvayı oluşturuyor. Biz buna mozaik gelişim diyoruz. Mozaik gelişim. Yani burada tek tek de bir larvayı oluşturabiliyorlar. Birlikte de oluşturabiliyorlar. Diyor ki bu iki hayvanın diyor embriyonik gelişimiyle ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi bakın şurada daha detaylı olarak göreceğiz. Bakalım. Det determinasyon olayı midyelerde embriyonik gelişimin çok erken döneminde ortaya çıkmaktadır. Determinasyon dediği nedir arkadaşlar? Şimdi midye bakın A olan. Determinasyon buradaki işte e, hücrelerin birbirinden ayrılmasıyla bozuk larva oluşması olayıdır. Biz buna determinasyon diyoruz. Embriyonik gelişimin çok erken döneminde evet ortaya çıkıyor. Yani determinasyon aslında şey düşünebilirsiniz. Hani e, sağlıklı bir yavrunun larvanın oluşabilmesi için gerçekleşen olaylara determinasyon olayları gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu doğrudur. Eğer bunlar birbirinden ayrılırsa bozuk larva oluşuyor. Deniz kestanelerinde tek yumurta ikizi elde edilemez. Hayır bakın deniz kestanesinde ne oldu? Bunlar birbirinden farklı farklı olduğu zaman yine larva oluştu. Dolayısıyla elde edilebilir. Midyelerde mozaik gelişim görülmektedir. Midyelere baktığımız zaman arkadaşlar, e, ben az önce yanlış söyledim. Pardon. E, şuradaki şu deniz yıldızı, deniz yıldızlarında pardon, deniz kestanesi. Deniz kestanelerinde değil. Şeyde mozaik gelişim gözleniyor. Midyelerde mozaik gelişim gözlerinin mozaik gelişim demek blastomerlerin bir araya gelerek oluşturduğu larva demektir. Ayrı ayrı larva oluşturamaması demektir. Tamam mı? Mozaik gelişim nerede görülüyor? Buradaki canlı da görülüyor. Yani midyelerde görülüyor. O yüzden doğrudur arkadaşlar. Az önce yanlış söyledim. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde olacak. Gelelim şimdi artık alan eğitimi sorularına. Şöyle bir mola vereyim ben. Şimdi molamı verdim bir dakika bile sürmedi inanın. Bir nefes aldım geldim yani. Şimdi diyor ki buna göre diyor yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar bu tür sorulardan korkmayın. Uzun soruları okuyun lütfen. Uzun sorular çünkü yoruma açık sorulardır. Diyor ki 19. yüzyılın başlarında bazı bilim insanları bir tuz çözeltisindeki kristal oluşumuna benzer şekilde cansız materyallerin kendiliğinden bir araya gelmesiyle canlıların ortaya çıktıklarına inanmışlardı. Bu o dönemdeki yaygın görüş olan kendiliğinden oluşma görüşüyle uyumluydu. Pasteur 1900, pardon, 1862 yılında yaptığı çalışmada içlerinde besi ortamı bulunan biri düz, diğeri kıvrık boyunlu iki cam balonu içlerinde bulunan mikroorganizmaların ölmeleri için kaynatarak steril hale getirdikten sonra cam balonları ağızları açık bir şekilde birkaç hafta bekletmiştir. Deney sonunda mikroorganizmaların düz boyunlu cam bolundan besin ortamına girebildiğini, kıvrık boyunlu cam balondan ise besin ortamına giremediğini gözlemiş, gözlemlemiştir. Pasteur böylece organizmaların besi ortamında kendiliğinden ortaya çıkmadığını göstermiştir. Bakın düz olduğu için mesela balonun balon jojeler var ya şu balon jojenin işte ucu Şöyle düz olduğu için mikroplar buradan hani mikroorganizmalar girebilmiş ve burada çoğalabilmiş. Besin ortamı var zaten burada. Ama ucu kıvrık olan balon jöjeye arkadaşlar girememişler. Dolayısıyla burada da yani buradaki besin ortamı da aynı besin ortamı ama burada bir gelişme olmamış. Eğer kendiliğinden gelişim dediğimiz bu spontan jenerasyon doğru olsaydı burada da canlı gelişim gözlenir. Dolayısıyla Pasteur bunu kanıtlamış oldu. Diyor ki her bilimsel problemin çözümünde tek bir geçerli metot bulunur. Doğru mu bu? Hayır bakın pastör ne yapıyor? Bunu yalanlıyor. Dolayısıyla tek bir bilimsel metot değil birçok bilimsel metotla bunu yalanlayabiliriz. Bilimsel bilgi değişimi açıktır. Evet önceden inanılan bir bilgi sonradan arkadaşlar ne yapabilir? Çürütülebiliyor. Bilimsel bilgi gözlem ve deneylerle desteklenebilir. Evet pastör ne yaptı? Gözlem yaptı, deney yaptı, destekledi. Doğru. Cevabımız denizli. Hiç burayı okumadan bile bu soruyu doğru cevaplayabilirdiniz emin olun. Diyor ki biyoloji öğretmeni bu etkinlikle öğrencilerine bilimsel süreç becerilerinden hangilerini kazandırmak istemiştir? Şimdi bir okuyalım bakalım burada ne var? Bir biyoloji öğretmeni çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar kazanımını sağlamak için öğrencilerinden okul bahçesine dökülmüş olan farklı bitkilere ait yaprakları toplayıp sınıfa getirmelerini istemiştir. Şimdi ne yapıyor burada arkadaşlar? Gözlem yaptırmış mı? Yaptırmış değil mi? Ne yapıyor bakın? Yaprakları toplattırıyor. Şimdi o yaprağı toplayabilmesi için de gözlem yapması gerekiyor. Gözlemi yaptırmış. Öğretmen öğrencilerinden getirdikleri yaprakları yaprak ayasına, yaprakların kenar şekline ve yaprakların damarlanma biçimine göre ayırmalarını istemiş. Bakın burada bir sınıflama yapmış mı? Yapmış. Ama ölçme ve sayı uzay ilişkisi kurma yok. Dolayısıyla sadece ne var? Gözlem ve sınıflama var. Cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde olacak. Gelelim 63. sorumuza. Diyor ki bir biyoloji öğretmeni hazırlamış olduğu bitki ve hayvan hücresi preparatlarını iki farklı mikroskoba yerleştirmiştir. Daha sonra öğrencilerinin mikroskoplarındaki görüntüleri inceleyerek aşağıdaki tablonun yer aldığı çalışma yaprağının doldurmalarını istemiştir. Bu çalışma ile öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki bilimsel süreç becerilerinden hangilerini kullanmalarını hedeflemiştir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar burada ne yapıyor mikroskopta bir gözlem yapıyor mu yapıyor. Dolayısıyla gözlem yapma var. Bakın gitti. Sonra bunu bakın ee, hazırlamış olduğu bitki ve hayvan hücresi preparatlarını iki farklı mikroskoba yerleştirmiş. Burada bir e, sınıflama durumu var mı? Yani şöyle düşünün mesela bunun bitki hücresi mi hayvan hücresi mi olduğunu mikroskoptan bakarak anlayabiliyor mu? Sınıflayabiliyor mu? Sınıflayabiliyor. Dolayısıyla burada bir sınıflama olayı da var. Bakın model oluşturma yoktur burada dikkat ederseniz. Sınıflama var. Sonra geliyorum diyor ki ne yapıyor? Çalışma yaprağını dolduruyor arkadaşlar. Çalışma yaprağında hücre duvarı var mı? Bitki hücresinde var. Hayvan hücresinde yok diyor hücre zarı her ikisinde de var diyor. Dolayısıyla burada bir kaydetme durumu var mı? Veri kaydetme durumu var. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak. Şurada ölçme demiş. Ölçme olmadığı için A şıkkını alamıyoruz. Gelelim 64. sorumuza. Önce soruyu okuyalım. Ne diyor soruda? Bir de bayağı uzun soru. Diyor ki bu etkinlik bilimin doğasıyla ilgili kazanımlarından hangilerini elde etmeye yöneliktir? Şimdi soruyu güzelce okuyalım. Bakalım diyor ki Ahmet öğretmen asit ve bazları işlediği dersinde bilimin doğasını öğrencilerine kavratabilmek için tasarladığı deneyde aşağıdaki şekilde verilen içinde ne olduğu bilinmeyen 3 özdeş kara kutuyu özdeş 3 kara kutuyu tüm öğrencilerinin görebileceği bir yere koyuyor diyor. Bakın 3 tane böyle kara kutu varmış. Diyor ki daha sonra öğrencilerine aşağıdaki soruların yer aldığı çalışma kağıdını dağıtıyor. Birinci kara kutunun içerisine bir bardak su döktüğümüzde kutunun dışındaki kaba ne kadar sıvı birikmiştir? Bu sıvının rengi nedir? İkinci kara kutunun içine bir bardak limon suyu döktüğünüzde kutunun dışındaki kaba ne kadar sıvı birikmiştir? Bu sıvının rengi nedir? Üçüncü kara kutunun içerisine bir bardak çamaşır suyu döktüğünüzde Kutunun dışındaki kaba ne kadar sıvı birikmiştir? Bu sıvının rengi nedir? Dikkat ederseniz sıvılar bakın su nötr, nötre yakın yani. Ee, burada limon suyu asit değil mi? Çamaşır suyu da nedir? Bazdır. Burada bazları asit, baz ve nötr olan bileşikleri sırasıyla döküyor. Diyor ki kara kutuların içinde ne olabileceğini tahmin ediniz ve çizerek gösteriniz. Kara kutu sisteminin nasıl çalıştığını açıklayınız. Bu öğretmen bu deneyi nasıl tasarlamış Allah aşkına. Tahminleriniz arkadaşlarınızın tahminleriyle farklılık göstermekte midir? Bu olayları açıklayan bir hipotez yazınız. Bakalım hangilerini elde etmeye yönelik sormuş bunları. Bilimsel bilginin üretilmesinde hayal gücü ve yaratıcılığın rolü vardır. Şimdi bakın burada e, hayal gücünü kullandırıyor mu? Çünkü kara bir kutu var. Kara kutuya işte sıvıları dökerek ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. O yüzden hayal gücü ve yaratıcılığını kullanmaya çalışıyor gözlemler ile çıkarımlar arasındaki farkı kavrar. Şimdi gözlem nedir? Çamaşır suyu döktüğümde hangi renk oluşuyor? İşte limon suyu döktüğümde hangi renk oluşuyor? Bunlar arasında bir çıkarım yapabiliyor mu? Evet bu ikisi arasındaki farkı kavrattırmaya çalışıyor. Bilimde dolaylı gözlemin önemini kavrar. Burada bakın inanılmaz dolaylı şeyler var. İlk önce su döktürüyor. Sonra işte limon suyu döktürüyor, sonra çamaşır suyu döktürüyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Dolaylı bir şekilde gözlem yaptırıyor. O yüzden bunu da kazandırmaya çalışır. Dolayısıyla arkadaşlar üçü de vardır. Cevabımız eşlikli olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bilimle ilgili diyor verilen özellik ve örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bilim saldır demiş. Tropikal yağmur ormanlarının tahribatının biyolojik çeşitliliğe etkisi çeşitli gözlemlerle araştırılmaktadır. Şimdi baktığınız zaman ne yapıyor? Bilim olgusal. Ben ne yaparım? Arkadaşlar tahribat olduğu zaman biyolojik çeşitliğe nasıl bir etki gösterir? Buna bağlı olarak çıkarımını yapabilirim. Yani bir olguda bulunabilirim. O yüzden bu doğrudur. Bu olur. Bilim genelleyicidir. Tüm canlıların temel yapı birimi hücredir ve hücrelerin hepsi daha önceki hücrelerden gelmektedir. Bir genelleme var mı var? Doğru. Bilim özneldir. Kromozom teorisi tüm bilim insanları için geçerlidir. Evet bakın, öznel yaptı mı? Yaptı, değil mi? Bir dakika dur. Öznel nesneli karıştırmayalım. Burada öznellik dediği her kişiye göre değişir. Özne benim, evet. Arkadaşlar burada öznellik değil de nesnel demesi gerekiyordu. Bakın bilim nesneldir. Yani kromozom teorisi tüm bilim insanları için geçerliyse eğer o zaman bilim nesneldir derim ben. Dolayısıyla bu yanlış olur. Öznel olmaz. Öznel her kişiye göre değişen bilgidir. Bilim bir takım temel ihtiyaçlara dayanır. Covid-19'dan korumak için aşı geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Evet temel ihtiyacımız neydi o anda? Aşıydı değil mi? Dolayısıyla buna dayanıyor. Bilim eleştiricidir. Mendel yasaları bazı kalıtım şekillerini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bir eleştirme var mı burada? Var. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C şık olacak. Öznel değil, nesnel demesi gerekiyordu. 66. soru diyor ki, 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programında yer alan mitoz ve şeysiz üreme konusuyla ilgili diyor hangilerinin kazanımlarının verilme sırası. Şimdi burada özel okulda çalışan hocalarım, yine aynı şekilde işte ücretli öğretmenlik yapan hocalarım bunları tabii ki hani deneyimleyerek görmüştür ama hiçbir şekilde bir yerde çalışmayan, daha sonra veya yeni mezun olan arkadaşlar için söyleyeyim. Mutlaka bu kazanımlara bakın arkadaşlar. Böyle sıralama sorusu gelebiliyor. Mitozu açıklar. Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. Şimdi biz bölünmelere geçmeden önce hücre bölünmesinin gerekliliğinden bahsediyoruz. Hücre neden bölünür diyoruz. Dolayısıyla birinci sırada bu olur. Sonrasında biz mitozu açıklıyoruz. Mitoz bölünmeye bağlı olarak da eşeysiz üremeyi açıklıyoruz arkadaşlar. 2-1-3 şeklinde olacak. Cevabımız C şıkkı olur. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir biyoloji öğretmeninin 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programını uygularken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? Bakalım. Öğretim programı ile ilgili soru sormuş bize. Etkinlikleri sınıf içinde gerçekleştirecek şekilde sınırlandırmak. Şimdi dursun bakalım. Kazanım açıklamalarındaki sınırlamalara dikkat etmek. Arkadaşlar bu çok gerçekten gerekli bir durum. Çünkü biz mesela diyelim ki kalıtım anlatıyoruz. Kalıtımda eş baskınlığı veriyoruz, eksik baskınlığı vermiyoruz. Eğer ben kazanımdaki sınırlamayı bilmezsem, çünkü kazanımda yazıyor açıklama kısmında. Eksik baskınlığa girilmez diye. Eğer ben bunu bilmezsem ben çocuğa eksik baskınlığı da veririm, boşuna kafasını karıştırmış olurum. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Laboratuvar güvenliğini sağlamak zaten en baştaki görevimiz. Laboratuvarı kullanıyorsak güvenliğini sağlamak zorundayız. Proje yarışmalarında dereceye giren biyoloji projelerini incelemek. Evet mesela bu projelere bakarak hani ee, işte biz de mesela örnek alabiliriz kendimize. Dolayısıyla olabilir. Uygun kazanımlarda deney ve gözlemlere yer vermek. Evet arkadaşlar. Mesela bir kalıtımda işte e, kan grubu tayini yapabilirsiniz. İşte bir diyelim 11. sınıfa e, sinir sistemini anlatıyorsanız bir beyin izleme işte e, göz inceleme diseksiyonu gibi olayları yapabilirsiniz. Şimdi burada hangisi bizim için e, cevap olacak? Tabii ki A Neden A Çünkü etkinlikleri sınıf içinde gerçekleştirecek şekilde sınırlandırmak doğru değildir. Biz etkinlikleri zamanımızın verdiği sürece sınıf dışında da e, yapabiliriz arkadaşlar. İşte gezi gözlem olabilir. Mesela işte bir bitki dersi için gidip etraftaki bahçedeki bitkileri inceleyebiliriz. Dolayısıyla sadece sınıf içinde değil, sınıf dışında kullanabiliriz. Cevabımız A şıkkı şeklinde olur. Gelelim 68. sorumuza. Diyor ki: 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programında yer alan aşağıdaki kazanımlardan hangisi Bloom taksonomisinin uygulama basamağına yöneliktir diyor. Bakalım. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar. Kavram açıklama olayı bilme basamağıdır. Bilme. Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. Bakın burada ne var? Yapma var. Yapma olayı. Bakın burada bir uygulama olabilir nükleik asitlerin keşif sürecini özetler. Arkadaşlar keşif süreci bakın burada bir kavrama olayı var aslında. Kavrama diyebiliriz. Kavrama yine bilme de olabilir biyolojik çeşitliliğin korunmasına korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunma. Burada çözüm önerilerinde bulunuyorsa artık bu hani değerlendirme basamağında diyebiliriz. Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. Burada da arkadaşlar yine en üst değerlendirme basamağı diyebiliriz. Burada uygulama basamağı olarak hangi basamağımız geliyor? Bursa seçeneği geliyor arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Öğrencilerine laboratuvar dersinde kesit alma yöntemini öğretmek isteyen bir biyoloji öğretmeni, bir bitkinin enine, boyuna ve yüzeysel kesit alma işlemlerini aşama aşama gerçekleştirmiştir. Daha sonra öğrencilerine bitki örneklerinden dağıtıp her birinden 3 farklı şekilde kesit alarak preparat hazırlamalarını istemiştir. Öğrencilerini bu süreçte yakından takip eden öğretmen Yanlış kesit alan öğrencileri için işlemi tekrar yaparak uygulamaya devam etmelerini istemiştir. Buna göre diyor bu öğretmen dersinde aşağıdaki laboratuvar yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? Bakalım. Sorgulama. Burada sorgulama var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Gösterip yaptırma gibi bir olay var. Buluş. Burada herhangi bir şey bulduruyor mu? Yani mesela hiçbir şey söylemeden direkt öğrenciye bulduruyor mu? Hayır. Tümden gelim. E, mesela işte... Genel bir kavramı, e, özel bir kavrama yaklaştırıyor mu? Hayır. Tüme varım, özelden genele bir varım, hani e, tüme varım olayı yapıyor mu? Hayır. Burada ne yapıyor? Temel beceriyi geliştirmeye çalışıyor. Öğrencilerdeki o kesit alma olayını geliştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Ay, gelelim diğer sorumuza. Diyor ki 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programında fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir kazanımı yer almaktadır. Bu kazanımı öğrencilerin öğrencilerine 5H modelini uygulayan bir öğretim etkinliğiyle vermek isteyen bir biyoloji öğretmeninin okuyamıyorum bu arada o kadar uzun oldu ki tarımsal ürün miktarını artırmada karbondioksit zenginleştirme uygulamaları konusunu modelin hangi aşamasına vermesi uygun olur? Şimdi bakın burada girme olayında arkadaşlar fotosentezi etkileyen faktörleri verecek. Tamam mı? Girme olayı çünkü hani derse başlama gibi düşünün. Keşfetme olayı mesela siz e, diyelim ki fotosenteze etki eden faktörleri söylediniz. İşte ışık dediniz, su miktarı dediniz, karbondioksit miktarı dediniz ve birkaç tane de onların bulmasını istediniz. Bu keşfetmedir. Sonra açıklama. Keşfetmeyi yaptıktan sonra siz bunların hepsini söylediniz ve açıklama yaptınız. Derinleştirme. Bakın. Mesela ben derinleştirmede şunu yapabilirim derinleştirme olayında. Mesela karbondioksitin önemini anlatmış oldum ya zaten orada çünkü etkileyen faktörleri söyledim, karbondoksit de söyledim. Ben derinleştirme de artık tarımsal ürün miktarını artırırken karbondoksiti nasıl zenginleştiririm, nasıl uygularım bunu, derin ve konuyu ne yaparım, derinleştiririm. Cevabımız derinleştirme olur. Değerlendirme ise şöyle olur. Mesela bunu işte uygulamaları konusunu veriyor, işte arkadaşlarıyla birlikte, öğrencilerle birlikte belirli işte sonuçlar ortaya çıkıyor. Sonra bu sonuçları değerlendiriyor arkadaşlar. Değerlendirme basamağı da en son basamağımızdır. Gel, zaten cevabımız ne olacak? Derinleştirme olacak. gelelim 71. sorumuza. Bir biyoloji öğretmeninin hazırlamış olduğu doğru yanlış testinin bir kısmı ve bir öğrencinin cevapları aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre diyor aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bilgisi hatalıdır? Demiş ki yönergemiz de şu. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilginin doğru olması durumunda cümlenin başına D, yanlışsa Y harfi koyunuz. Klasik zaten. Memelilerde orta Memelilerin orta kulağında 3 tane kemik bulunur. Evet bu doğru. Öğrenci de zaten doğru demiş. Bütün iki yaşamlıların ergin döneminde kuyruk bulunur. Yanlış değil mi? Zaten iki yaşamlılar neydi? Amfibiler, semenderler. Dolayısıyla semenderlerde kuyruk varken amfibilerde yoktur. Burada hepsi dediği için yanlış bir bilgi. Öğrenci de yanlış demiş. Doğru. Suda yaşayan bazı hayvanlarda hiç döllenme görülür. Evet arkadaşlar mesela bazı balinalarda falan, falan görülebiliyor. Dolayısıyla doğrudur. Bu da doğru bilmiş. Günümüzde yaşayan etçil beslenen kuşlarda diş bulunur. Yanlış. Evet cevap da zaten yanlış vermiş. Doğru. Kelebeklerin gelişimi sırasında başkalaşım görülür. Kelebeklerin gelişimi sırasında. Şimdi arkadaşlar bakın e, ee, burada yanlış demiş. Normalde doğrudur değil mi? Kelebeklerin gelişimi sırasında başkalaşımı göre tırtıldan ne yapıyor? Kelebeğe dönüşüyor. Burada yanlış dediği için aslında bunun doğru olması gerekiyordu. Demek ki ne yapabiliyor? Ee, kişi, öğrenci kelebeğin yaşam döngüsüyle ilgili bazı bilgileri eksik biliyor diyebiliriz. Memelilerin ayırt edici özelliklerini biliyor. İki yaşamlıların yaşam döngüsünü biliyor. Köpek balıklarında üreme döngüsü. Evet zaten burada iç döllenme dedi. Çünkü köpek balıklarında da iç döllenme görülür. Kuşların yapısal özelliklerini de biliyor. Ama kelebeklerin yaşam döngüsünü bilmiyor. Oldukça basit bir soruymuş. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bir biyoloji öğretmeni hayvanların sınıflandırılmasını anlattıktan sonra aşağıdaki yapılandırılmış gridi öğrencilerine vermiş ve aşağıdaki yapılandırılmış gridde verilen hayvanlardan hangileri memeliler sınıfındadır? sorusuna göre hayvanları işaretlemelerini istemiştir. Daha sonra öğretmen öğrencilerinin yanıtlarını grid puanlamasını dikkate alarak kontrol etmiş ve sınıfta Ali'nin bu sorudan alınabilecek en yüksek puanı aldığını görmüştür. Buna göre Ali kaç tane memeli hayvan işaretlemişti? Şimdi bakalım arkadaşlar biz burada memeli hayvanları bulacağız. Bir kere katil balina memeli hayvan mı? Evet. Sonra bakıyorum Kanguru memeli hayvan mı? Evet. Yunus memeli hayvan mı? Evet. Yarasa memeli. Ornitorenk memeli. Kirpi memeli arkadaşlar. Yine komoda ejderi nedir? Komoda ejderi memeli miydi ya? Komoda ejderi. Yok komoda ejderi memeli değil. Evet. Memeli değil arkadaşlar. Komoda ejderi sürüngendir. Ben niye e, komoda ejderini bir an memeli olarak düşündüm? Komoda ejderi sürüngendir şuraya yazalım sürüngen. Penguen nedir? Bir kuştur. Deniz atı da zaten nedir? Bir omurgasız canlıdır. Dolayısıyla burada kaç tanesini doğru bilmesi gerekiyor? En fazla puan alması için 6 tanesini doğru bilmesi gerekiyor. Cevabımız C şıkkı 6 şeklinde olur. Biyoloji derslerinde farklı zamanlarda öğrenciler tarafından sınav kağıtlarına yazılan ifadelerinden hangilerinde bilimsel hata bulunmaktadır? Soğuk iklimlerde yaşayan memeli hayvanlarda kalın bir tüy örtüsü bulunur demiş. Memelilerde tüy var mı? Yok. Bu hatalı. Memelilerde kıl vardır. Bu kalemunun girdiği ortamlara göre renk değiştirmesi kalıtsal bir hastalıktır. Hastalıkları demişim. Kalıtsal bir özelliktir. Evet, biz buna adaptasyon diyoruz zaten. Kalıtsal bir özelliktir Doğru. İnsan kaslarında egzersiz sırasında gerekli olan enerjinin bir kısmı oksijensiz solunumla karşılanır. Ee, oksijensiz solunum değil de arkadaşlar burada fermentasyon demesi gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir bilimsel hata bulunmaktadır. Yani hani oksijensiz solunum dediği için siz direkt fermentasyon da oksijensiz olduğu için alabilirsiniz ama şimdi biz solunumu 3 ayırıyorduk hani hatırlarsanız neydi oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon. Burada fermentasyon demesi gerekiyordu. O yüzden bu yanlış olur bilimsel bir hatadır. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde denizli şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza 74. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerine kan hücrelerini ışık mikroskobunda göstermek isteyen bir biyoloji öğretmeninin preparat hazırlaması sırasında etkili değildir? Kullanılan lamın kalınlığı. Arkadaşlar şimdi lam ve lamelin kalınlığı çok önemli değil. Çünkü hani lam kalın olsun lamel zaten ince olandı lam büyük ve kalın olandı lamın kalınlığı çok kalın olsun çok ince olsun bu önemli değildir çünkü zaten üstüne hani lameli koyduğunuz için lamelin kalınlığı aslında burada önemlidir lamın değil de o yüzden bu önemli değil kullanılan boyanın niteliği evet kal, hani şey bir boya kullanırsak kötü bir boya kullanırsak veya işte farklı bir boya kullanırsak arkadaşlar preparat hazırlamamız hani preparatımız sağlıklı olmayabilir kullanan boyanın sıcaklığı çok sıcak olursa mesela veya çok soğuk olursa zarar verebiliriz. Fiksatif e, fiksatifte bekletilme süresi yani fiksasyon dediğimiz olay, yani sabitleme süresi var ya, o sabitleme süresini sonuçta kan hücresini şöyle yapıyoruz. Mesela şunun lam olduğunu düşünün. Buraya böyle hani bir parçacık ne yapıyorduk? Damlatıyorduk. Sonra onu lamelle Arkadaşlar lamun üstüne damlattıktan sonra lamelle şöyle bir çizgi şeklinde çekiyorduk ve dağıtıyorduk konu. Ve ben onu çok bekletirsem kurur, kuruduğu içinde hani hücreleri göremem. O yüzden süre önemlidir. Boyanın dokuya absorpsiyon hızı. Evet ne kadar hızlı olursa o kadar iyi bir preparat hazırlarız. Dolayısıyla lamın kalınlığı önemli değil ama lamelin kalınlığı önemlidir unutmayın. Hani görme açısını değiştirebilir. Gelelim artık son sorumuza. Gerçekten yoruldum. Diyor ki bir biyoloji öğretmeni laboratuvar dersinde öğrencilerine içindeki temel besinleri tayin etmeleri için hiçbir işleme uğramamış doğal inek sütü veriyor. Öğrenciler her birinin içerisinde 10 mililitre süt bulunan 3 farklı deney tüpüne 2'şer mililitre ayırıcı şeklindeki gibi, şekildeki gibi ekliyor diyor. Birincisine Lugol, ikincisine Benedikt, üçüncüsüne de Büret çözeltisi koymuşlar. Diyor ki bu deneyle ilgili diyor hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Diyor ki birinci deney tüpündeki karışım yeterli süre bekletildiğinde lacivert veya mora döner. Arkadaşlar Lugol çözeltisi yağları ayırt eden bir çözeltidir. Pardon arkadaşlar yanlış söyledim. Lugol ve Benedict e, şekerin ayırt edilmesi yani glikozun ayırt edilmesi için e, kullanılıyor. Yüreti ise proteinin harit edilmesi için kullanılıyor. Bu çözeltileri soruyorlar mutlaka dikkat edin. Şimdi bakıyorum diyor ki birinci deney tüpündeki karışım yeterli süre bekletildiğinde lacivert veya mor rengi dönüşür. Sütün içerisinde bir e, glikoz var mı? Yok laktoz var ama glikoz yok. Dolayısıyla burada bir renk değişimi gözlenmez gitti. İkinci deney tüpündeki karışım bek alevinde ısıtıldığında siyah renge döner benedik'te arkadaşlar şeker ait ediyor yani işte glikoz ait ediyor dolayısıyla sütün içerisinde direkt glikoz olmadığı için böyle bir durum da gözlenmez 3. deney tüpündeki karışım yeterli süre bekletildiğinde menekşe rengine döner şimdi bir ne yapıyordu protein ayrıcıydı protein ayrıcı olduğu için sütün içerisinde de protein olduğu için ne yapar bir süre sonra evet menekşe rengine döner dolayısıyla yalnız 3 doğru olur ama diğerleri yanlış olur sütün içerisinde glikoz olmadığı için bakın şeker olmadığı için demiyorum laktoz şekeri vardır süt şekeri ama glikoz olması gerekiyor. O yüzden yalnız üç doğru olacak. Evet biraz uzun sürdü. Şimdi bakın burada bir buçuk saat ama ben yarım yarım çektim. İlk 30'a kadar da çektim. Bir saatte o var. İki buçuk saatlik bir video oldu. Gerçekten çok uzun. Allah size dinlerken sabır versin diyorum. Ve sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Eğer bir yanlışım varsa kusura bakmayın uzun bir video olduğu için hani bazen yanlış şeyler ağzından çıkabilir. Yorumlarda yazın düzeltelim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.